Kurtlar Vadisi 267. bölüm. 7 yaş ve üzeri için uygundur. Şiddet ve korku içerir uyarısı. Beyaz zeminde uçuşan siyah P ve A harfi sarı bir fonun içinde kaldı. Çevresi siyah çerçeveli logonun altında Pana Film yazdı. Kurtlar Vadisi Pusu. Jenerik oyuncuların görüntüleri eşliğinde akıyor. Polat Necati Şaşmaz, Asya Defne Samyeli, Cahit Cahit Kayaoğlu, Erhan Erhan Ufak, Gölge Stefan, Ertan Saban, Safiye Gaye Gürsel, Elif Doğan Sakarya, Fehmi Kuzuzade, Levent Can, Hakkı Yılmaz Meydaneri, Yusuf Doğuhan Güney, Kenan Batuhan Güney, Pusat Görkem Sevindik, Hüsnü Adnan Erdoğan, Andre Orhan Edip Ertürk, Yasin Ertuğrul Şakar, Mete İbrahim Gündoğan, Hoca Vural Yayan, Ariel Duran Ahmedi, John Levent Sülün, Profesör Martin Mauro Martino, Algis Algis Kibartaş, Raskon Selahattin Bel, Süha İsmail Aydın, Post Production Emrah Canoğlu, Kurgu Kemalettin Osmanlı, Sanat Yönetmeni Tonay Türköz, VFX Güngören Atilla, Yardımcı Yönetmen Evrim Yöney, Müzik Gökhan Kırdar, Lopus, Yapım Koordinatörü Fahrettin Kayaoğlu, İkinci Yönetmen Selahattin Sancaklı, Uygulayıcı Yapımcı Sadi Can Polat, Senaryo Murat Koca, Cahit Kayaoğlu, Selma Hacı Osmanoğlu, Konsept Necati Şaşmaz, Yönetmen Doğan Yiğit Karaca, Yapımcı Pana Film. Karanlığın içinde yoğunlaşan kızıl zerreciklerden oluşmuş alevi andıran bulut dağılıp kaybolurken Kurtlar Vadisi Pusu yazısı belirdi ve şöyle yazdı. Türkiye'nin bu karanlık ve pusu vadisinde yaşananları anlattığımız bu dizideki kişiler ve kurumlar tamamen hayal ürünüdür. Terör saldırısında hayatını kaybeden vatandaşlarımıza Allah'tan rahmet, yakınlarına başsağlığı dileriz. Terörü lanetliyoruz. Kurtlar Vadisi Pusu. Mülteciler perişan halde hastanenin bahçesine çıkıyorlar. Gel teyzeciğim. Hepsi iki büklüm, kimisi birbirlerine dayanak olmuş. Cahit yaşlı bir kadını banka getirdi. Geç şöyle teyzeciğim. Oturttu. İyi misin? 267. bölüm. Kandırdılar bizi. Avrupa'ya götüreceğiz dediler. Ölüme attılar. Kardeşim nerede? Tamam amca. Benim de oğlum kayıp. Polat kucağında çocukla dışarı çıktı. Hüsnü'yü ara Cahit. Tamam abi. Kadın erkekli mültecilerin kimisi banklarda, kimisi ayakta. Polat aralarından kenara geçip banka oturdu. Çocuk gözleri kapalı, kıpırtısız. Polat nabzını dinledi, kalp atışlarını yoklar gibi elini yakasından içeri soktu. Gözlerini açıp göz bebeklerine baktı. Yana toplaşan grupsa kucaktaki kız çocuğunu ayıltmaya çalışıyor. Anne. Polat gevşeyip sıkıca göğsüne yasladı başını. Yanda toplaşanlardan bir kadın geldi. Aman gelecek yavrum, korkma. Korkma yavrum, gelecek hanım. Yandaki çocuk hala kıpırtısız, başındakiler telaşlı. Korkma kızım. Korkma, gel bana. Buyur. Kadın çocuğu kucağına alıp oturdu. Polat ayakta. Polat kadının omzuna dokunup doğruldu. İnsanların çaresizliğine bakıyor. Benim organları yetiştirmem gerekiyor. Helikopter beni bekliyor. Hastanenin arka kapısından dikkatli çıktılar. Olun. Beni izlemelerine izin vermeyin ve sakın yakalanmayın. Tamam efendim. Polat sese kulak kesilip silahını çıkartarak koştu. Cahit de peşine düştü. Doktoru hastaneden çıkaran gölgenin siyahlı adamlarından biri ağacın arkasına geçip ateş etti. Cahit ve Polat karşılıklı binaların köşelerine fırladılar. Polat indirdi adamı. Bir diğeri başka bir ağacın arkasında. Dur! Mültecilerden biri koşarak geliyor. Cahit yakasına yapışıp adamın yanına çekti. Ne yapıyorsun? Öldürtecek misin kendini? Ölsem ne fark eder? Kimsem kalmadı artık buna. Sakın çıkma buradan. Polat ilk vuruşta diğerini de indirdi. Doktorun yanındayken dört kişilerdi, üçüncüyü de Cahit yıktı. Sesler kesilince Polat olduğu yerden çıktı. Silahını indirmeden tetikte yürüyor Cahit yanında. Onun silahı da yukarıda. Polat göğe bakarak telaşla birkaç adım koştu. Helikopter karşıdaki bir binanın düz çatısından havalanmış, yükseliyor. Polat silahını indirmiş. Yüzünde hayal kırıklığıyla Cahit geride. Polat'ın ifadesi gitgide sertleşerek hırs ve öfkeye dönüştü. Bu kadar mı? Size saldıranlara verilecek cevabınız bu mu? Asya halkanın ortasında. Gerçekten mi?
koşarak gelen genci kolundan kavrayıp yere çökertti. Aynı anda bir diğerini tek bacağını kullanarak yere serdi. Kolundan tuttuğunu takla attırarak yere kapakladı gençlerin çoğu yerde. Kalkmaya çalışanı tekmeleyip devirdi. Ariel'le gölge müdahalesizce seyrediyorlar. Asya ortada tek başına ilk kez bile vurmalarına fırsat tanımadan profesyonelce dövüşüyor oldukça seri Atik. Arkasından tekme sabrını bacağına yapıştığı gibi suratını yumruklayarak yere serdi. Düşenler tekrar kalkıp Asya'ya bir bir geri geliyorlar. Hiçbiri dövüşmeyi bilmiyor. Yumrukları sağlam değil. Asya kalkıp gelenlerden birini daha yumruk dirsek ve tekme kullanarak savurup yere kapakladı. Ayaktakilerden biri atıldı bu sefer de. Asya suratıyla karnını yumrukladı. Bileğinden tutarak kendi ekseninde çevirdi. Kolun tersiyle vurup yere devirdi. Başka gelen olmayınca dönerek çevresine bakındı. Kalkmaya çalışan genci görüp karnından tekmeleyerek savurdu. Ayaktakilerden biri daha geldi. İki tekmeyle yere kapandı gölge. Biraz hayranlık, biraz da ilgiyle seyrediyor. Ayaktaki kızlardan biri cesaretle arkasından gelip omzunu tuttu. Çevirmesine fırsat kalmadan Asya elini kavrayıp ona döndü ve tek yumrukla indirdi. Geriye kalan iki genç kız dövüşmeye hiç yanaşmadılar. Asya alaycı bakarak ellerini iki yana açtı. Peki ya siz? Kaderinize razı mı olacaksınız? Çedit köleleri olarak böyle alınıp satılmak mı istersiniz ha? Erkeksi olan gaza gelip koştu ama Asya bileğinden kavradı, sonra koşarak gelen diğerini tekmeledi. Kaştan hamle geldikçe sırayla yumrukluyor. Asya baş edemeyecekleri kadar usta, savunma tekniklerine hakim. Gençler fazlasıyla çömez. Hepsi de dökülmüş halde yerdeler. İşte sizler tam da bu haldesiniz. Ortalarında geziniyor. Yerlerde sürünüyorsunuz. Yere çöküp saçlarından tutarak birinin başını kaldırdı. Şu anda bütün dünya için haberlerde geçen bir sayıdan ibaretsiniz. Sertçe bırakıp kalktı, yürüyor. Bu kadar süründüğünüz yeter. Şimdi ayağa kalkma zamanı. Hadi. Acıyan yerlerini tutarak itirazsızca güç bela kalkıyorlar. Siyah tişörtlerle siyah eşofman altları giymişler. Asya da onlar gibi siyah giyinmiş. Gençlerden ikisi yerde kıpırtısız. Gölge gözlerini bile kırpmadan hayranlıkla izliyor Asya'yı. Asya kıpırdayamayanlardan birinin yanına çöktü. Kolundan tutup kalkmasına yardım etti. İşle duyguları birbirine karıştırmıyormuş gibi. Demin ne kadar acımasızsa şimdi bir o kadar şefkatli. Gencin kolunu omuzlayıp suçlarcasına gölgeye döndü. Gölge hemen kaçırdı gözlerini. Asya ters baktı, genci taşıyor. Diğerleri peşlerine düştüler. Ne diyorsun? Ben olsam bu kadar uzatmazdım. İki gruba ayırırdım. Bir gruba sıkardım, diğeri kölem olurdu. 10 dakikada biterdi bu iş. En eski yöntem. O senin dediğin nüfus planlama yöntemi Ariel. Bunlar benim fedailerim olacak. Gücün değil, imanın peşindeyim ben. Bu konu benim ilgi alanımın dışında. Ariel'in telefonu. Konuş. Baskını püskürtemedik. Mültecileri aldılar. Gölge uzaklaşıyor, Ariel'in suratı asıldı. Adın ne senin delikanlı? Kerim. Neler oldu anlat bakalım. Faruk hepimizi kandırdı. Kim bu Faruk? Bizi buraya getiren adam. Silahlarına davranıp kapıya koştular. Kerim arkalarından gidiyor. Doktorun çıktığı kapıdan girdiler. Sedye yatakta Polatların daha önce gördükleri böbreği alınmış cansız adam. Ağlayan mülteci kadın üstüne kapanmış. Yatakla kapının arasında naylon şeritli perde gerili. Duvarlar beyaz fayansla kaplı. Polat, Cahit ve Kerim koşarak geldiler. Kapıdan içeri girip duraksadılar. Polat geride naylon perdeyi araladı. İçeri göz atıp Kerim'e döndü. Adam onun beyiydi. Silahı beline sokup kadının yanına yürüdü. Kerim ve Cahit oldukları yerdeler. Polat kadının arkasında durdu. Omuzlarından tutup yavaşça geri çekti. Tamam bacım. Gel. Kadını kolunun altına alıp adamın yarı bedenini kapatan örtüyü tamamen kapattı. Kadın adamı bırakmak istemiyor ama Polat yönlendirircesine yürüttü onu. Perde kapıdan geçtiler. Kadın 30'larının sonlarında, küt saçlı kumral. Cahit buz kesmiş bir halde, kadının yüzüne bakamıyor. Birkaç kadın almaya geldiler, yanlarında götürüyorlar. Polat üzgün, etkilenmiş. Cahit de aynı durumda. Ağızlarını bıçak açmıyor. Kurtaramadıkları için sanki bir çeşit suçluluk duygusuna kapıldılar. Polat cesede bakıp tekrar önüne döndü.
Bu insan tacirlerini bulmamız lazım Cahit. Bir kez daha cesede dönüyordu ki... Yardım edin! Yardım edin! Abi yetişin! Üçü birlikte adamın peşine düştüler. Üç mülteci kadınla bir adam sedye yatakta ölü gibi yatan bir kadının başındalar. Kadının yanı başındaki direkte serum ve kan torbası, ağzında oksijen maskesi. Bir bakın hele. Polat kapıya gelince yavaşladı. Ne olduğunu anlamaya çalışarak yaklaşıyor. Silahını beline soktu. Yardım edecek, kim bakacak? Herkes dışarı. Hadi. Herkes dışarı. Kadının yanı başındaki standta ameliyat malzemeleri. Polat nabzına bakıyor. Yaşıyor. Biz gelince bırakıp kaçmışlar. Kapat şu kapıyı. Polat ameliyat penslerinin üzerinden aldığı eldivenleri giydi. Bismillah. Köşede organ kutusu duruyor. Kadının üstü çenesine kadar örtük. Sol kolunun üzerinde yan yatıyor. Bu oda diğerlerinin aksine daha ferah, temiz ama donanımlı bir hasta odası değil. Cahit çıkmış. Polat bir doktor edasıyla kadının yarasını dikiyor. Kadın 30'larında kilolu kumral. Polat'ın kaşları yine çatık. İki elinde de uçları eğri birer dikiş pensi. Birkaç pens de kadının yan boşluğunun üstünde. Polat elindeki pensi standtakilerden biriyle değiştirdi. İğne 2-3 santim boylarında, hilal şeklinde. Polat çok yavaş, itinayla, titizlenerek dikiyor. Penslerden birinin ucuyla iğneyi çekerken diğeriyle gerektiğinde destek verip ipi düzeltiyor. Mültecilerin izini bulabildiniz mi? Hayır. Bizimkileri yoklayan olmamış. Operasyonu kim yapmış olabilir? Baskın klinikte olduğuna göre bizden iz sürmüş olamazlar. Ellerinde bizi gören mülteciler var. Ben bize ulaşabilecekleri yolları tıkadım ama yine de çok dikkatli olmanızı tavsiye ederim. Biz gayet dikkatliyiz. Çarkımız hiçbir engele takılmadan dönüyor. Baskın... Sizin sisteminizin zaafı. Ben sistemle ilgili sorunları halledeceğim. Siz çarkı döndürmeye devam edin. Elbette. Ele geçirilen mültecilerin bağlantıda olduğu diğer ekip imha edilecek. Ve Suriye'den sırada bekleyen yenileri getirilecek. Ama bu çark öyle suyla dönmüyor. Ariel kasıldı. İçinde parmaklıklı hücre olan geniş bir mekandalar. Bakın. Ben sizin kim olduğunuzu biliyorum. Zübab aşiretinin Türkiye ayağısınız. Ama siz benim kim olduğumu unutuyorsunuz. Benim adım Ariel. Yol verir gibi kenara geçip eliyle göstererek bir yere yönlendirdi. Adam o tarafa yürüyüp bon çantanın önüne çöktü, içini açtı. İçinde deste deste 100 euroluk banknotlar. Adam destelerden ikisini aldı. Ariel küçümsercesine seyrediyor. Adam hazla paraların kokusunu çekerek kalktı. Ben kimseye borçlu kalmam. Sizinle çalışmayı bu yüzden seviyorum. Desteleri koyup çantayı kapattı. Orta boylu, kilolu, bıyıklı, kel bir adam. Polat dikişe devam ediyor. Yaptığı işlem tam anlamıyla görünmüyor ama pensleri nasıl kullandığına bakılırsa iğneyi etten geçirdi. Sonra pensin tekini bırakıp eline başka bir alet aldı. Son aldığı bir makasmış. İpi kesti. Geri bıraktığı sırada başını kapıya çevirip siren sesine kulak verdi. Yükü hafiflemiş gibi nefesini boşaltıp koluyla alnının terini sildi. Diğer elindekileri de bıraktı. Gergin halde gerdan kırarak eldivenlerini çıkardı. Masaya bırakıp ellerini beline yasladı. Derin bir nefes alarak başını kapıya çevirdi. Tekrar önüne çevirdiğinde gözleri karşısında bir şeye ilişti. Dikkatle bakıyor. Masada üstlerine yazı yapıştırılmış 3 organ kutusuyla 2 solüsyon şişesi. Yazıları okumaya çalışırcasına hafifçe eğildi. Ambulanslar peş peşe kapıya geliyorlar. Mülteciler kapının önündeler. Ambulansların birinden kravatsız takım elbisesiyle Hüsnü indi. Aynı ambulansın arkasından inen sağlık görevlisi peşinden gidiyor. Cahit içeriden çıkıp kapıda karşıladı. Cahit Bey, hastanemizde gereken hazırlığı yaptık. Hepsini oraya nakledeceğiz. Tamam Hüsnü. İçeride acil bir durum var. Nasıl durumu? Nasıl, yaşıyor mu? Merak etmeyin. Çok yaşıyor. Şükür. Çok şükür Allah'ım. Çok şükür. Hüsnü'ye yaklaştı. 30 yaşlarında kadın. Organlarını almak için operasyon yaparken öylece bırakıp kaçmışlar. Ben yarısını diktim ama çok kan kaybetmiş. Tamam efendim, hemen ilgileniyoruz.
İkinci katta. İşaretini alıp yanındaki doktor ve hemşire de girdi. Abi içeride hiç biz bırakmamışlar. Bütün dokümanları almışlar. Ben izlerini buldum. Organ kutusuna yapışık kağıtlardan birini sökmüş, Cahit'e verdi. Burası aynı hastane değil mi abi? Evet. Beni de götürün. Polat şaşkınca dönüp geriden takip eden Kerim'e baktı. Nereye götürelim seni? O adamların peşinden gidiyorsunuz. Beni de götürün. Ben onları tanıyorum. Polat kayıtsızca yürürken birden durup döndü. Nasıl çalıştıklarını da biliyorum. Hepsini anlatırım size. Cahit onay beklercesine Polat'a baktı. Polat başıyla onayladı. Sonra tekrar yola koyuldu. Gel bakalım. Peş peşe normal tempoyla yürüyorlar Kerim'in arkada. Esmer sakallı ve yapılı. Asya'nın yetiştirdiği mülteci gençler önlerindeki tüfeklinin izinde ellerinde spor çantalarla tek sıra halinde yürüyorlar. Dar koridordan geniş bir alana çıktılar. İzbe yüksek tavanlı büyük bir binadalar. Geniş alandaki duvarın dibinde bir masa var. Gölge masaya oturmuş, Asya yanında ayakta. Önlerinden geçen gençleri izliyorlar. Gençler toparlanmışlar, sağlıklı ve çakı gibiler. Sana güvenmekle hata etmediğimi biliyordum Asya. Benim işim bu. Kendini bu kadar hafife alma. Döverek baştan çıkarmak eşsiz bir yöntem bence. Senin adınla anılmalı. Asya stili. Kimsenin benimle ilgili bir şey hatırlamamasını tercih ederim. Bu pek mümkün görünmüyor. İlk dersi verdiğin gençlere baktım da hepsi sana vuruldular. İlk dövüşte aşk. Ama kusura bakma, buna izin veremem. Sana değil, bana itaat etmeliler. Asya imayla alaycı bakan gözlerini ona dikti. Gölge yanındaki alüminyum bon çantaya dokunuyor. Bu nedir? Bu işin kitabını yazan senin gibi biri için manevi değeri çok yüksek bir hediye. Asya kendi işini kendi görürmüş gibi tavizsizce gidip kapağını kaldırdı. İçinden Artes Pugnandi yazan kitabı aldı, ismini okuyor. Kitap kalın ciltli, saman kağıtlı. Kapağı birazcık yıpranmış. Savaş sanatı. 2500 yıllık bir eser bu. Artık senin. Yeniden beraber çalışmaktan duyduğum memnuniyetin bir sembolü olarak kabul et lütfen. Ha bir de senden ne istediğimi anlatmanın en kısa yolu bu kitap. Anladım. Peki benim senden istediklerim ne olacak? Sırası geldikçe hepsini yapacağız Asya'cığım. Bazı şeyler... Bıraktı. Fazla bekleyemez. Para. Para bu gece sen okula ulaşmadan hesabında olacak. İyi olur. Çantayı da aldı, gidiyor. Asya stili. Şehir ışıklarının üzerinde Dolunay Yusuf direksiyonunun başında işlek bir yolda seyir halinde. Sahilde bankta oturan bir erkek, arkası dönük. Arama yapılmış telefonun ekranında ağabeyim yazıyor. Kulağına yasladığı telefon durgunca oturan Kenan'ın elinde. Yusuf ara ara yola göz atmayı ihmal etmeden yan koltuktaki telefona uzandı. Açma tuşuna basıp kulaklığın tekini sağ kulağına yerleştirdi. Efendim abicim. Abi müsait misin? Söyle, dinliyorum. Azrail'e konuştun mu diye soracaktım. Yusuf gerildi. Ne oldu ki? Geri döndüğünü haber vermemişsin ona. Ben söyledim. Sonra da bir türlü ulaşamadım. Biz konuştuk abicim. O defter benim için kapandı. Neden abi? Nasıl olur? Evden uzak olduğum zamanlar sizi izlediğim gibi onu da izliyordum uzaktan. Azra'yı bir başkasıyla gördüm. Abi mümkün değil. Nasıl inanırsın böyle bir şeye? Ben göreceğimi gördüm. Biz konuştuk, hallettik. Sen kafana takma artık bu meseleyi. İyi de nasıl olur, aklım almıyor ki. Böyle bir sevda nasıl biter abi? Ben de öyle diyordum ama bitiyormuş demek ki. Kendini de beni de üzme artık. Tamam. Sen bilirsin. İyi dinlen. Yarına hazır ol. Yarın büyük gün.
Kenan telefonu kulağından indirdi. Yusuf da kulaklığını çekip çıkardı. Kenan pantolonunun üzerine trenç kot giymiş, köseli ayakkabıları bağcıklı. Baştan sona siyahlar içinde. İki eliyle birden banktan destek alarak kalkıp uyuşmuş gibi sol bacağını ovaladı. Dizlerini kırmadan küçük küçük temkinli adımlar atıyor. Önce birini attı, dengesini bulduktan sonra da diğerini. Adamı onunla aynı tempoda arayı kapatmadan geriden yürüyor. Şoförü de aynı hızla daha geriden arabayla ilerliyor. Azra bir kanepede etrafa göz gezdirip bacak sallayarak oturuyor, gergin, endişeli. Ayağa kalktı. Bir oturma odasında etrafta gezinip hızla kapıya yürüdü. Açın kapıyı! Açın dedim! Buzlu camlı kapının önüne bir süreyet yanaşınca durdu. Adam Azra'yı kaçıran takım elbiselilerden biri. Azra onun sessizliğinden ve sakinliğinden ürküp birkaç adım geriledi. Siz kimsiniz? Neden tutuyorsunuz beni burada? Adam kapının gerisinden ne yapacağını merak eder gibi sadece izledi. Zarar vermeye gelmiş gibi bir hali yok, siyah takım elbiseli, beyaz gömlekli. Kapının önünden çekildi. Azra şaşkın halde izleyip bitkince geri döndü. Allah'ım ne yapacağım ben der gibi koltuğa çöktü, elini alnına yaslayıp saçlarını sıvazladı. Ay ışığıyla aydınlanmış bir odada yatağın üzerinde Azra'nın çantası. Yanına oturan biri elini içine daldırdı. Az önce Azra'nın kapısından ayrılan adammış. Telefondan sim kart yuvasını çıkardı. İçinden sim kartı alıp yuvayı tekrar yandaki yerine taktı. Telefonu çantaya geri koydu. Kırklarında geniş alınlı, saçları kısmen kırlaşmış, kirli sakallı. Sağ yanağında eskiden kalma iki yara izi var. Düşünceli halde telefon kartına bakıyor. Azra sallanarak oturmaya devam ediyor, bakışları kapıya odaklı. Polat'ın cipi köşeyi dönüp Meryem'in çıkarıldığı hastanenin önüne geldi. Ortada ne bir insan ne de araç var. Garipsediler. Niye kimse yok abi? Polat yeniden pencereye çevirdi başını. Şimdi anlarız Cahit. Sen burada bekleyeceksin. Sakın arabadan çıkma. Hadi. Aracın farları yanıyor. Önce Polat, sonra şoför koltuğundaki Cahit indi. Sen arka taraftan dolan. Tamam abi. Polat elinde silahla içeri girdi. Cahit koşar adım arkaya gidiyor. O da çıkarmış silahını. Polat koridorda ilerliyor. Garip bir şekilde orada da kimse yok. Polat bakışlarıyla etrafı tarayarak normal tempoyla yürüyor. Köşeyi dönüp boş koridorda ilerlemeyi sürdürdü. Duvarların alt kısımlarıyla kapı ve asansörlerin çevreleri maviye boyanmış. Diğer kısımlar krem rengi. Polat bankonun olduğu köşeyi de dönüp daha önce Zeynep'i sorduğu doktorun odasına daldı. Temkinle yukarıda tuttuğu silahını hafif hafif indirerek yürüdü. Ofiste kuru mobilyalarla duvardaki tablolar kalmış. Masa çıplak, dolabın rafları boş. Polat etrafa bakıp odadan çıktı. Gidiyordu, ayak seslerini duyup zıt yöne döndü. Cahit hiçbir şey bulamamış gibi sıkıntıyla yanına geliyor. Kimse yok abi. Peşlerinde olduğumuzu anlayınca boşaltmışlar. Silahı beline soktu. Abi bunlar nasıl bir teşkilat? Koca hastaneyi nereye taşımışlar? Polat düşünceli. Kerim koşarak geliyor. Cahit doğrulttuğu silahı geri indirdi. Yine mi kaçmışlar? Asla bulamayacağız onları. Ben sana arabada kal demedim mi? Yaklaştı. Kerim gözlerini kaçırdı. Acısı gibi yüzündeki keder de gitgide daha da büyüdü. Gözleri ıslandı, suratı buruştu. Polat hemen yumuşayıp haline üzülerek Cahit'le bakıştı. Nasıl teselli edeceğini bilemez halde tekrar Kerim'e döndü. Ağlama. Elini omzuna koydu. Bizi kandırdılar. Her şeyimizi aldılar. Ben ne umutlarla çıkmıştım bu yola. Ama kaçtılar işte. Bulamayacağız onları. Ağlamakla bulunmaz Kerim. Ağlamakla bulunmaz. Şimdi iyi düşün. Onları bulmak için sana ihtiyacımız var. Hatırlayacağın en küçük şey bile çok önemli. Duraksayıp dikkatle düşündü. Ben... Elini cebine soktu. Ben denize ilk açıldığımızda fotoğraf çekmiştim. Cebinden bir şey çıkardı. Sırtı dönük olduğundan ne çıkardığı ya da neye baktıklarına dair bir iz yok. Gündüz vakti havada tutulan telefondaki fotoğrafla karşılaştırdıkları koydalar.
Telefon Kerim'in elinde. Yüksek bir tepeden bakıyorlar. Polat dürbünü gözlerine kaldırdı. Koyda bir grup mülteci ile başlarında nöbet tutan adamlar var. Polat dürbünü indirdi. Mülteciler olacaklardan habersiz. Sakince oturuyorlar. Bir kız çocuğu suya taş fırlatıp kadınlardan birinin kucağına koştu. Bacaklarına oturdu. Kadın şefkatle kollarını doladı. Geride bekleyen adamlar takım elbiseliler, biri tüfekli. Mülteciler yorgun, mutsuz, düşünceli. Üç adam geliyor. Arkadakiler içlerinde can yelekleri olan torbaları taşıyorlar. Mülteciler bir bir ayaklanıyor. Önden gelen sakallı adam karşılarına geçti. Can yelekleri taşıyanlar kenardalar. Burada bekleyeceksiniz. 10 dakika içinde tekne burada olacak. Dün gidenlerden haber var mı? Çocuğun da onların arasındaydı. Merak edecek bir şey yok. Sizden öncekiler yerlerine ulaştı bile. Akşam siz de onların yanında olacaksınız. Ay çok şükür. Güzel bir nebze olsun güldü. Sakallı adam diğerleri gibi takım elbiseli değil, gündelik sıradan kıyafetler giymiş. İşaret vermesiyle adamlar can yeleklerini dağıtmaya başladılar. Mülteciler kafalarından geçiriyor. Geride bekleyen adamların yanında bir çadır ve 2-3 kamp sandalyesi. Polat dürbününü kaldırdı. Baktığı yerde Ariel'den para alan adam mültecilerden birkaç metre ötesinde denize dönük. Senin elebaşı dediğin Suriyeli Faruk bu adam mı? Bu sefer de Kerim kaldırdı dürbününü. Tanımış gibi hırslanarak indirdi. Ta kendisi abi. Gidip alalım şunu. O her şeyi biliyordur. Faruk'un adamı arkasında. Çevrede silahlı adamlar var. Sahildekilerin hayatını tehlikeye atamayız. Önce onları kurtaralım. Öteki bizden kaçamaz. Cahit başıyla onayladı. Adam torbadan çıkardığı can yeleklerini çıkarmaya devam ederken başlarında gelen sakallı teftiş eder gibi izliyor. 40'lı yaşlarda, kafasının üst kısımları kelleşmiş, esmer bıyıklı ve sakallı. Mülteci kadınların başları örtülü, üstlerinde basma intihariler var. Erkekler de gömlek ve kumaş pantolonlar giymiş. Az önce çocuğu şefkatle kucağına oturtan kadın şimdi de can yeleğini giydiriyor. Kendi de giymiş. Polatlar tepeden izliyorlar. Bu sefer sözümü dinleyeceksin. Tamam mı? Burada kal. Başını belaya sokma. Kim kafa salladı. Gel Cahit. Gidiyorlar. Sakallı adam biraz ötedeki Faruk'un yanına gidiyor. Faruk'un üzerinde lacivert takım elbise ve beyaz gömlek. Her şey tamam mı? Tamamdır Faruk Bey. Bunların işi bitti. Hepsinin ölmesini istiyorum. Başımıza bela aldılar bu sefer. Bunları alacak olan bot iyice açıldıktan sonra batacak. Dağıttığımız can yelekleri de kullanılmaz durumda. Hiçbirinin kurtulma şansı yok. Faruk çatık kaşlarıyla kafa sallayıp hırsla denize döndü. Cahit ve Polat düzlüğe inmişler, bozkırın içinden sahile koşuyorlar. Yanı başlarında tenteli banklar var. Polat kabukları soyulmuş bir ağacın arkasına geçti. Faruk'un adamları görüş alanındalar. Birine nişan aldı ve... İkinci adamı da Cahit indirdi. Hepsini öldürün. Hemen gidelim buradan. Sakallı adam ve korumasıyla kayalığın dibinden kaçıyorlar. Polatlar kayalığın üst kısmının ortalarında olduğundan onları görecek konumda değiller. Koruması yine de arkayı kollayarak geri geri ilerliyor. Mülteciler yere kapandılar. Kadın bir yana çocuğun saçlarını okşuyor. Cahit ve Polat sona kalan iki adamı da indirip ağaçların arkasından çıktılar. Silahlarını indirmeden temkinle yanlarına yürüyorlar. Polat önde. Uzaklaşan teknede Faruk, sakallı adam, koruması ve başka bir adamı daha var. Polat yeni gördü onları. Mülteciler silah seslerinin dinmesiyle kafalarını kaldırıyorlar. 6-7 yaşlarındaki kız çocuğu ağlıyor. Hepsi ürkek, tedirgin. Kalkmak ve kalkmamak arasında bocalar gibi. Öyle kaldılar. Sadece biri kalktı içlerinden. Polat uzaklaşan teknenin ardından bakıp silahını indirerek mültecilere döndü. İyi misiniz? Kalkıyorlar. Nereden çıktınız siz? Polat silahını beline sokup erkek çocuğunun saçlarını okşayarak yanlarına yürüdü. Sizi bu ölüm tacirlerinin elinden kurtarmaya geldim. O adamlar bizi Almanya'ya kaçıracaktı. Akrabalarımızın hepsi orada. Kimsenin bir yere gittiği yok. Hepinizi kandırdılar. Denize açılsanız hiçbiriniz geri dönemeyecekti.
Bir çakı çıkarıp bıçağını açınca konuşan adam hafifçe irkildi. Polat cam yeleğine çapraz bir çizik attı. Kumaşı ikiye ayırıp içinden su emici bir sünger çıkardı. Bunlar da sahte. Dazlak adam şaşırıp kaldı. Biz para verdik o adamlara. Senin bizi kandırmadığını nereden bilelim? Kadınlar merakla Polat'a odaklandılar. Kerim elinde silahla koşarak geldi. Sizi kandırmıyor. Doğruyu söylüyor. Kerim, sen gitmedin mi? Esmer alnı sıyrık. Hayır, bizi de öldürmek istediler. Oğlum, ne yaptılar ona? Kerim minnetle Polat'a döndü. Merak etme, o iyi. Zayıf kadın rahatlayıp yanındakinin elini tuttu. Kerim nefes nefese mültecilere bakıyor. Cahit çaresizlikleri karşısında yutkundu. Polat da üzgün, duygu dolu ama kendini koyvermeden dimdik duruyor. Yusuf'la Kenan şirketin kapısındalar. Yusuf önden girmesi için Kenan'a yol verdi. Takım elbiseli güvenliklerden biri içeriden kapıyı tutarken diğeri dışarıda. Kenan'ın yürümesi eskiye nazaran biraz daha düzelmiş. Yusuf yanında ama her ihtimale karşı biraz geriden geliyor. Abi kardeş ikisi de tıraşlı, kravatsız, yelekli takım elbise giymişler. Girişteki geniş salonun sonunda ortak bir çalışma masası var. Şirket çalışanları bir bir saygıyla ayaklandılar. Aynı zamanda ikiliye karşı sevecenler. İçtenlikle tebessüm ediyorlar. Fehmi odasından çıkıp gururla gülümseyerek karşıladı oğullarını. Hakkı arkasında. Hoş geldiniz. Benim için ne büyük mutluluk. Hakkı da aynı mutluluğa ortak gibi gülümsedi. Kenan'ın da yüzü gülüyor. Fehmi geçelim diye kapıyı gösterip kendisi önden yürüdü. Yusuf yine Kenan'ın arkasından gidiyor. Hakkı'ya selam verip yanından öyle geçti. Hakkı gördüğü tablo karşısında mutlu, memnun. Arkalarından gidiyor. Dördü birlikte toplantı masasındalar. Dalgalı saçlı genç sekreter kahvelerini bırakıyor. Açık renk, kolsuz, şifon bir gömlek giymiş. Önce Fehmi'ninkini, sonra Kenan'la Yusuf'unkini bıraktı. Fehmi ile Hakkı yan yana oturmuşlar. İki kardeş karşılarında. Yusuf teşekkür eder gibi baş sallayıp fincanını önüne çekti. Yusuf, senin de bildiğin gibi Kenan otomotiv konusunda çok önemli çalışmalar yürütüyor. Kenan Bey'in bu sektördeki yatırımlar için çıkardığı yol haritası bizi kısa zamanda önemli bir pozisyona getirebilir. Kenan'ın başında olacağı bir ekip kuruyoruz. Kendi seçtiği çalışma arkadaşlarıyla uzun vadeli bir yola çıkacak. Aslında bugün gündeme getirmek istediğim başka bir konu var. Seni dinliyoruz. Son dönemde Avrupalı otomobil devlerinin yaşadıkları krizleri hepimiz biliyoruz. Ben bunların teknik hatalardan kaynaklı sorunlar değil, aksine bir planın parçası olduklarını düşünüyorum. Bazı firmalar bu yüzden iflas noktasına geldi Kenan Bey. Peki siz nasıl bir plandan söz ediyorsunuz? Krizi fırsata dönüştürmekten ve otomotiv sektöründe geleceğe yatırım yapmaktan bahsediyorum. Elektrikli arabalar, onlara enerji sağlayacak teknik donanım ve bunların dağıtımını sağlayacak istasyonların kurulması. Avrupa'dan başlayarak dünyaya yayılacak devasa bir yatırım alanı. Birçok büyük üreticilerin bu alanda önemli çalışmalar yaptıklarını biliyoruz. Bence her şey birdenbire hızlanacak. 2020 yılında yollardaki araçların çoğu elektrikli olacak. Biz de yatırımımızı şimdiden buna göre yapmalıyız. Fehmi hoşuna gitmiş gibi gülümseyerek Hakkı'yla bakıştı. Direksiyon sende. Bakalım bizi sıfırdan 100 kilometreye kaç saniyede çıkaracaksın? Bana böyle şeyler söyleme baba. Araba kullanmayı o kadar özledim ki her şey tahmininden de hızlı olabilir. Ben de kemerimi takar, arkama yaslanırım. Sana güveniyorum oğlum. Yusuf, senin için erken olduğunu düşünebilirsin. Sen kendini ne zaman hazır hissedersen gel istediğin yerden çalışmaya başla. Çalışmak bana da iyi gelecektir. Nasıl istersen. Hangi alana yönelmek istiyorsun peki? Yeni nesil enerji kaynakları ve yeraltı zenginlikleri. Fehmi'nin ilgisini çekti ama Hakkı şaşkın. İngiltere'de kaldığım süre boyunca bu konu hakkında araştırmalarım oldu. Konunun uzmanı hocalarım tarafından öğrendiklerim beni açıkçası heveslendirdi. Bu konularda seninle pek konuşma fırsatımız olmadı.
doğrusu neler düşündüğünü merak ediyorum. Dünyada hala petrol için savaşların yaşandığı bir gerçek. Ama ben de Kenan gibi bunun başka bir planın parçası olduğunu düşünüyorum. Eski usul enerjinin devri kapanıyor. Dünya devleri yeni nesil enerji kaynaklarına yatırım yaparken biz bundan uzak kalamayız. Pekala. Çalışmalarını nerede yoğunlaştırmayı düşünüyorsun? Elbette öncelikle Türkiye'de. Ama Orta Doğu ve Afrika yeni nesil enerji kaynakları bakımından çok önemli. Fehmi Fikre sıcak bakarken yer söz konusu olunca huzursuzca suratını düşürdü. Hakkı'yla bakıştılar. Sıkıntılı bir durum mu var? Hakkı da huzursuz. Böyle iddialı bir alandaki çalışmalarımızı Türkiye sınırları içinde tutmamız daha doğru olur. Zira yabancı ortaklarımızın keyfini kaçırmak istemeyiz. Kimler o yabancı ortakların baba? Amerikalılar mı? Fehmi ne demek istiyorsun dercesine baktı. Washington'ın Orta Doğu'ya uzaklığı 13 bin kilometre. Londra'nınki 4500. Moskova'nınki 3500 kilometre. Onlar dünyanın öteki ucundan bu topraklardaki her şey üstünde söz sahibi olacaklar. Biz sınırımızdaki ülkelerde iş yapabilmek için onların rızasını isteyeceğiz. Öyle mi? Fehmi sözlerinden hoşlanmamış gibi kaşları çatık dinliyor. Yusuf düşüncelerini merak edercesine Kenan'la bakıştı sanki. Kenan da ortak fikirde. Bence öyle değil. Fehmi art bir niyet sezmiş gibi Yusuf sözlerinden emin. Karşıdan Boğaz manzarası, kıyıdaki binaların arasından göğe uzanan Galata Kulesi. Mülteciler hastaneye getirilmişler, ameliyathanenin önündeki koridorda tutuluyorlar. Önlerinde onlarla ilgilenen bir doktor ve hemşireler. Zayıf kadın, mahzun, boynu bükük. Yanında alnı bandajlı esmer adam. Polat'ın kurtardığı çocuk bir hemşireyle köşeyi döndü, annesine koşuyor. Anne! Oğlum! Atılarak yere çöküp kucakladı, öpüyor. Polat'la Cahit uzaktan buruk izliyorlar. Çocuk Polat'a dönüp bakınca annesi de döndü, minnetle gülümsedi. Polat buruk bakışlarıyla hafifçe kafa salladı, ardından derin bir iç çekti. Esmer kadın tekrar çocuğuna dönüp haset giderircesine öpmeye devam etti. Hüsnü Polatların yanlarına geldi. Hastanemizde ağırladığımız Suriyeli kardeşlerimizin genel durumları oldukça iyi efendim. Ameliyat geçiren kadın nasıl oldu? O da dün geceden beri iyileşme gösterdi. Doktorlarımız hayati tehlikesi bulunmadığını bildirdi. Kerim de yanlarında. Yeni gelenler için de ne gerekiyorsa yapılsın. Tamam Polat Bey. Hüsnü gidiyor. Polat gözlerini mültecilerin üstlerinden geçirerek arkasına döndü. Sen... Kerim bir adım karşısına çıktı, dinliyor. Yola çıkmadan önce birkaç gün İstanbul'da kaldığını söylemiştin. Evet abi. Nerede beklettiler sizi? Şehir dışında, boş bir arazide. Kamyonun içinde bekledik. Bulabilir misin orayı? Orayı bulamam ama bizi oradan almaya gelen adamı gördüm. Bugün sahilde. Faruk'un yanında. Onu bulurum. Beraber gidin Cahit. Tamam abi. O Suriyeli adamın izini bulunca da bana haber verin. Elini cebine soktu, gidiyor. Cahit otoriter bir tavırla Kerim'e döndü. Bak kardeşim, beraber bir yere gideceksek benim sözümden asla çıkmayacaksın. Tamam abi. Gel deyince geleceksin, git deyince gideceksin. Tamam abi. Şimdi gel bakalım. Önden gidiyor. Fehmi odasında eline bir kalem almış, önündeki notlara bakıyor. Keyfi pek yok gibi. Başını kapıya kaldırdı. Hakkı girdi içeri. Mavi gömleğinin üst düğmesi açık, lacivert ceketinin önü ilikli. Masaya yaklaşıyor. Efendim, John Smith geldi. Tamam, al içeri. Hakkı başını eğip kapıya yöneldi. Kapının yanında jaluzili cam bir duvar var. Ofis ferah, modern, aynı zamanda sade. Hakkı kapıyı tutarak John'un girmesini bekledi. Fehmi gülümseyerek ayağa kalktı. Hakkı çıktı. John masaya yaklaşıyor. Fehmi masanın önünde karşıladı. Hoş geldiniz Mr. Smith. Hoş bulduk. Buyurun. John'u masanın önündeki koltuğa yönlendirip kendisi de karşısındakine oturdu. Patron koltuğu boş. İkisi de jilet gibi giyinmişler. Ceket ceplerinde mendilleri var.
Şedid konusundaki nöbetiniz bitti anlaşılan. Orada yeteri kadar kaldım. Londra'ya dönme planları yaparken şartlar beni yeniden buraya, İstanbul'a getirdi. Sizin denkleminizi bozan yeni aktörler mi var? Sürpriz bir hareketlilik olduğu doğru. Ama beni direkt etkileyen bir adım görmediğim için planlarımda revizyona gitmeyeceğim. Peki sizin İstanbul'a gelmenizi gerektiren şartlar nedir? Peşinden koştuğum şeyin burada, İstanbul'da olduğunu düşünüyorum. Femi kafa sallayıp geriye aslandı. Sizin hedefiniz Orta Doğu'daki enerji kaynaklarını kendi kontrolünüz altına almak değil mi? Nihai hedefimiz elbette bu. Ancak hocanın bölgede yaptığı çalışmaları takip ederken bizi çok şaşırtan bir gerçekle karşılaştık. Türkiye'den bir grup bilim adamı bölgenin bütün yeraltı kaynaklarının haritasını çıkarmış. Bunun uzun süredir devam eden çok gizli bir çalışma olduğunu öğrendik. Hatta ekibin başı olduğu söylenen bir profesör de rekabette Türkiye'yi bizim önümüze geçirecek çok ciddi aşamalar kaydetmiş. Gerçekten şaşırdım. Doğrusu bu haber benim için de sürpriz oldu. İlk karşılaştığımda ben de şaşırdım. Ama şöyle düşününce sebebini anlıyorsunuz. Türkiye'de bu tür bir çalışma eğer açıktan yapılacak olsaydı ya bizim ya da sizin Amerikalı müttefiklerinizin girişimiyle bu iş başlamadan biterdi. Haklısınız. Benden beklediğiniz nedir? Biz dünya üzerindeki gücümüzü asla tartışmayız ama burada ev sahibi sizsiniz. Sizin bağlantılarınızı da kullanarak bu gizli çalışma grubuna ve onların ürettikleri bilgilere ulaşmamız gerek. Eğer bu olursa sizinle daha önce gündeme gelmemiş olan ortaklıklarımız mümkün olabilir. Bu konuyu ivedilikle değerlendireceğimden emin olabilirsiniz. Ha bu arada Meta Aymar'dan da istihbarat ağını kullanarak bir çalışma yapmasını istedim. Tabii hala bağlantıları varsa. Meta'yı muhatap almakla doğru yaparsınız. Bu ülkede her devirde ayakta kalabilen ilginç karakterlerden biridir. Bunu teyit etmenize memnun oldum. Gülümseyerek kalkınca Fehmi de kalktı. Bu arada tokalaştılar. Duydum ki oğlunuz geri dönmüş. Sizin adınıza çok sevindim. Teşekkür ederim. John'un Fehmi'ye gülümseyen yüzü arkasını döner dönmez düşmanca gerildi. Fehmi de aynı durumda. Birbirlerine karşı iyi görünmelerine rağmen tahammülsüz gibiler. Fehmi öfkeyle dimdik arkasından bakıyor. Yusuf Azra ile görüştüğü Boğazlı Nazır çay bahçesinde aynı masada oturuyor, yüzü Boğaz'a dönük, bakışları kederli. Diğer masalar boş, beyaz çitlerle çevrili alanda tek başına, sandalyeler ahşap, minderli. Çay bahçesi ağaçlıklı büyük bir parkın içinde, etrafta piknik yapan, yoldan geçen insanlar var. Yusuf düşünceli gözlerle uzaklara bakıyor. Elleri kolçaklarda, kaşları çatık, ifadesi sert. Üzerinde beyaz gömlek, yelekli gri takım elbise. Esmer, iri, kahverengi gözlü. Kara kaşları kalın ama dağınık değil. Geçmiş Azra'yla el ele yürüyorlar parkta. Azra İspanyol paça, siyah bir pantolon giymiş, kitapları elinde. Şimdi Yusuf hatırladıklarının etkisiyle yutkundu, tekrar geçmişe gitti. Azra Yusuf'un elini bırakıp kol saatine baktı, durdular. Geç mi kaldın? Hayır ama erken gidip sınava çalışmak istiyorum. Anladım. Beni neden görmek istedin? Havaalanında olman gerekmiyor mu senin? Daha vakit var. Şimdi Yusuf omuzlarını yükselterek derin bir iç çekti, ardından bir kez daha yutkundu. Geçmiş. Profesyonel makineli bir adam uzaktan fotoğraflarını çekiyor. Azra panikledi. Eyvah. Yüzünü gizler gibi arkasını döndü. Ne oldu? Fotoğrafımızı çektiler. Bırak çeksinler.
Azra şaşkın. Nasıl yani? Kızmadın mı? Adama kafa atmayacak mısın? Çocuktuk o zamanlar. Ha, Kenan da öyle diyor. Şimdi abi olmuşsun. Adam gidiyor bak. Gerçekten bir şey yapmayacak mısın? Yusuf sözlerini önemsemeden durgunlaşarak Azra'ya döndü. Ben Londra'ya dönüyorum Azra. Sen de gel. Azra pek şaşırmadı ama buruklaştı. Nemli gözlerle bakıyor. Çok isterdim. Ama daha çok istediğim bir şey var. Burada hasretle senin döneceğin ve bir daha asla ayrılmayacağımız o güne kadar beklemek. Yusuf gülümseyerek avucunu Azra'nın yanağına yasladı. Beni bekleyecek misin? Evet. Geleceğin güne kadar bekleyeceğim. Yusuf aşkla bakıp gülümseyerek yanağını okşadı. Sonra kolunun altına aldı. Yürüyorlar. Azra başını omzuna yasladı. Yusuf kahverengi deri ceketle boru paça kot pantolon giymiş. Şimdi Yusuf düşünceli bakışlarını kaldırıp elini sıkıntıyla ceketinin iç cebine soktu. Telefonunu çıkardı. Hafifçe öne eğildi. Dokunmatik ekranda baş parmağıyla kayıtlı kişileri yukarı kaydırıyor. Azra'nın olduğu sayfada durdu. Dokunmatiği kaydıran parmağını ismin üzerine tuttu. Temas ettirmeden bir süre kararsızca bekleyip uzun uzun düşündü. Sonra ani bir kararla numaranın karşısında duran konuşma balonu ikonunun yanındaki ahize ikonuna tıkladı. Değişen ekranda Azra cep aranıyor yazdı. Yusuf hala tereddütteymiş gibi telefonu kulağına yaslamadı. Ardından kapatıp cebine soktu. Kalktı gidiyor. Azra kanepede uyuyor. Üstüne gün ışığı vurmuş. Gözlerini açıp başını doğrultmadan yukarı çevirerek nerede olduğunu anlamaya çalışır gibi bakındı. Sonra bakışlarını kapıya kaldırıp sakin tavrıyla yavaşça doğruldu. Avuçlarını iki yana yaslayıp bir müddet düşündü. Ses çıkarmamaya özen göstererek usulca kalktı. Pencereye göz atıp kapıya yöneldi. Oda derli toplu temiz, eşyalar eski model. İki köşede vitrine ait bölünmüş parçalar var. Biri çıplak, boş. Cam mekanlı olanın raflarına danteller serilip cam bardaklar dizilmiş. Yerler maley, ortada kilim tarzı bir halı. Azra kapıya kulak verip pencerenin önüne yürüdü. Güneşlikle tülün kenarını araladı. Dikkatle dışarı baktı. Oradan da başka bir bölüme açılan kapalı kapıya geçti. Kolu indirdi. Usulca aralayıp sağ sola göz attı. Sonra antreye çıkıp hızla sokak kapısına yöneldi. Kapı kilitli. Azra ısrarla zorluyor. İçeriden gelen kilit sesine kulak verip çıktığı odanın kapısına yürüdü. Kirli sakallı adam odaya girip pencerenin önündeki yemek masasına kahvaltı tepsisi bıraktı. Kaçamayacağından eminmiş gibi gayet rahat Azra odaya geri geldi. Siz kimsiniz? Beni neden burada tutuyorsunuz? Umursamadan geldiği kapıya yürüdü. Açıp Azra'ya döndü. Size diyorum! Azra'ya boş boş bakıp tepkisizce çıktı. Azra ne yapacağını bilemez halde öyle kaldı. Bir pencere tarafına bir kapıya bakıyor. Sonunda kanepeye geçip oturdu. Dirseklerini bacaklarına dayayıp avuçlarını sıkıntıyla yüzüne sıvazladı. Sonra indirip birbirine sürttü. Bir çift tombul elin içinde çevrilen bir hard disk. Erhan'ın elindeymiş. Erhan dalgın, düşünceli bakışlarını boşluğa sabitlemiş, kaşları çatık. Canı son derece sıkkın. Polat'ın mekanındaki toplantı masasının başında oturuyor. Ceketinin cebinde yine bir gül. Süha yaklaşınca sensörlü kanatlı cam kapı açıldı. Kanatların birine P, diğerine A harfi işlenmiş. Sağ taraftaki çalışma masasına bir göz atıp sol taraftaki Erhan'ı fark etti. Yanına geldi. Süha baba. Erhan hemen ayaklandı. Merhaba Erhan oğlum. Nasılsın? Sağ ol Süha baba. Ben ölmüşüm de cenazemi kaldırmamışlar gibi. Gel, otur Erhan, otur. Süha uçtaki sandalyeyi çekti. Erhan onun oturmasını bekleyip yerine öyle geçti. O nasıl söz? Böyle davranarak şehitlerimize haksızlık ediyorsun. Ben mi haksızlık ediyorum? Evet.
Onların nasıl şehit edildiklerini biliyorsun. Kendilerine emanet edilenleri korumak için bedenlerini siper ettiler. Bu mekanı çiğnetmemek adına kendi bedenlerini çiğnettiler. Sen böyle davranarak onların ölümünü hiçe sayıyorsun. Ne diyorsun sen Süha Baba? Ben demiyorum. Sen diyorsun. Ben de ölüyüm demedin mi? Erhan bakışlarını indirdi. Şehitlerimizin verdiği can bizim de canımıza katılmadıkça yazık olur evladım. Aldığım her nefes fazla geliyor. Akif için nefes al sen de. Timur için, Zülfikar Ağa için, bütün kaybettiğin yiğitler için. Erhan'ın gözleri bulutlu. Sen kafanı böyle şeylerle meşgul edersen Polat bir insana verdiği işleri nasıl halledeceksin? Halledemedim zaten. Bir hard disk verdi açın diye. Öylece duruyor. Açamadık. İçinde ne var bakamadık. Abinin kızmayacağını bilsem bütün hırsımı bundan çıkaracağım. Vuracağım yere, paramparça edeceğim. Çıkacağım üzerine, zıplayacağım. Başına bir şey gelmeden sen şunu ver bana hele evladım. Süha elinden aldı. Ne varmış bunda? Abi önemli olduğunu söyledi. Süha kaşlarını kaldırdı, dikkatle bakıyor. Bir de ben bakayım. Kalktı gidiyor. Erhan ardından bakıp önüne döndü. Süha'nın öğütlerinden sonra sıkıntılı halinden ufacık da olsa kurtulmuşluğu yok. Yusuf seyir halinde. Altay Bey merhaba. Ben Yusuf. Irak'ta tanışmıştık. Merhaba Yusuf. Nasılsın? Kulaklıktan konuşuyor. Teşekkür ederim. Bugün müsaitseniz sizinle görüşmek istediğim bir konu var. Tabii Yusuf. Şimdi görüşebiliriz istersen. Tabii. Nerede buluşalım? Adresi sana mesaj atacağım. Ben de oraya geçiyorum şimdi. Tamam. Görüşürüz. Kulaklığı çıkardı. Polat'ın ofisi. Profesörlerle çalışmalara başladık. Harita tamamlandığında bölgede atacağımız adımları netleştireceğiz ve tesis kurma aşamasına geçeceğiz. Bu konuda senin yardımına ihtiyacımız Polat var. Polat hocanın karşısındaki konuk koltuğunda oturuyor. Projenin aşamalarını netleştirdiğinizde yeniden bir değerlendirme yapalım hocam. Ancak mülteciler konusunu çok öncelikli görüyorum. Verdiğin adreslerle ilgili inceleme ve araştırmalar sürüyor. Ama henüz bir netice elde edilemedi. Çok profesyonelce çalıştıklarını düşünüyorum. Mültecileri bu kanlı tuzaktan korumak için her türlü şey yapılacaktır. Her gün meselenin yeni bir yüzüyle karşılaşıyoruz. Bu trajedinin dünya uluslarına yansıması ne yazık ki bizdekinden farklı. Yakın bir tarihte göçmen nüfusu Avrupa'da baskın olacak. Timsah gözyaşlarıyla göçmen akınından duydukları bu korkuyu gizliyorlar. Korkuları sömürge düzeninin önüne geçemiyor ne yazık ki. Bütün kaynaklarıyla bu işin içindeler. Böylesine organize bir teşkilat sadece Suriyeli ya da Iraklı güçlerin, yerel güçlerin işi olamaz. Elbette. Hepsi aynı düzenin parçası. Modern savaşlar kan emiciler için en kanlı ve en karlı pazardır. Parçala, böl, yönet, işin hikaye kısmı. Her şey sonrasında başlıyor. Kesinlikle. Savaşın taraflarının sürekli dengede tutulması gerekiyor. Savaşı sonlandıracak bir galibiyete izin verilmiyor. Çünkü savaşın bitmesi pazarın kaybı demek. Can pazarı. Katliamlar ve yağmalarla insanlar yerlerinden edilir. Sonrasında ziyafet başlar. İnsan ticareti, organ ticareti, yeraltı, yerüstü kaynaklarının talan edilmesi. Uluslararası yardımlar ve sivil toplum kuruluşlarını da denkleme dahil etmek gerekiyor ne yazık ki. Mültecilere yapılan yardımlar bir anlamda savaşın sürdürülebilirliğini sağlar. Savaş lordları emellerine ulaşmak için her alanda yatırım yaparlar. Şu gölge diye kodlanan adam da savaş lordlarından biri. Ele geçirdiği asayla tapınakçılarla küresel hanedanlar arasında
yeni bir denklem kuracak güce sahip oldu. Gölgenin bugüne kadarki hamleleri bu tespitini doğruluyor. Böyle olunca da yolunuzun kesişmesi kaçınılmaz. Polat'ın sabit bakışlarını kin bürüdü. Yolumuzun kesişmesi için can atıyorum. Kuş bakışı kalabalık şehir manzarası. Atina yazdı. İlk eğitimlerini Asya'dan alan gençler kendileri gibi siyahlı başka bir grupla kapalı bir spor salonundalar. İkişerli sıra halinde yan yana dizilmişler. Suriyeli grup önde, diğerleri arka sıradalar. Sıranın birer tarafında karşılıklı çakı gibi duran iki Dark River'lı genç kadın. Yapılı genç bir Dark River'lı da komutan edasıyla gençlerin önünde yürüyor, bir yandan da süzüyor. Ortada durdu. Yatakhaneler bu tarafta. Arkasında. Her sabah saat 5'te kalkacaksınız. 5.15'te burada toplanıp yoklama vereceksiniz. Kahvaltıdan sonra o günkü eğitiminiz başlayacak. Akşam 6'ya kadar bu eğitimler devam edecek. Öğlen ve akşam yemeklerini yemekhanede alacaksınız. Boş vakitlerinizde akademi içerisinde özgürsünüz. Ancak akademi dışına çıkmak yasak. Eğitiminiz bitene kadar bu binayı terk etmeyeceksiniz. Dışarıdaki Dark River'ın açtığı kapıdan Asya girdi. Siyah deri ceketinin altına gri kot tayt giymiş. Yapılı adamın birkaç adım ötesinde durdu. Gençleri baştan sona süzüyor. Yatakhanelerinize yerleşmek için yarım saatiniz var. 45 dakika sonra ilk ders başlıyor. Kimse geç kalmaya cüret etmesin. Kadın Dark River'ların eşiğinde kapıya yöneldiler. Asya yönünü çevirdi, arkalarından bakıyor. Yapılı da o tarafa döndü, iri yarı, sakallı, uzun boylu, renkli gözlü. Nasıl ekip? Benim ilk zamanımdan daha iyiler Asya Hanım. Ben eğitimden sonra senin şimdiki halinden daha iyi olmalarını istiyorum. Bu olabilir mi? Ben sizin ne mucizeler yarattığınızı gördüm. Neden olmasın? Asya gülümsedi. Ariel daha önce Faruk'la konuştukları hapishaneye benzetilmiş mekanda. İçerisi oldukça geniş, yerler ıslak. Ariel iki basamakla çıkılan platformda pencerenin önünde. Yanı başında parmaklıklı bir hücre var. Karşı tarafında tel kafesli başka bir bölüm. Yukarı açılan tel kafesli kapısı aralık, içerisi boş. Yan kısımda parmaklıklı bir kapıdan başka bir odaya geçiliyor. Faruk içeri girdi, Ariel'in yanına geliyor. Mahcup, keyifsiz. Ariel parmaklıklı pencereden Faruk'a döndü. Eli cebinde, bakışları sert, tehditkar. Faruk platformun altında durdu, yüzüne bakamıyor. Ariel gözlerini ayırmadan usul usul yaklaştı. Ne oldu Faruk? Platformun yanını çevreleyen korkuluklara abandı. Sizin o işleyen çarkınıza biri çomak mı soktu? Halledeceğim ben. Siz merak etmeyin. Halletsen iyi olur. Aksi halde bana ekstra iş çıkarırsın. Senin bizimle çalıştığın ortaya çıkarsa yalnız seni öldürmek yetmez. Bütün aşiretini tarihten silmek gerekir. Bu da para, zaman ve iş gücü kaybı demek. Yavaşça doğruldu. Ama aşiretin bizim için değerli. O yüzden sana şans veriyorum. Bir yanlışın daha olursa o değerli aşiretinle mültecilerin kaderini paylaşırsın. Bir daha yanlış olmayacak. Gölge şehirden uzak kırsal bir sokakta yürüyor. Arka planda orman, yanında tüfekli adamlar tarafından korunan alt kısımları taş duvarlı, oval çatılı, iki katlı, yayvan bir bina. Tüfekli takım elbiseli adamların ikisi kapının birer yanında nöbetteler. Gölge mavi takım elbisesiyle geliyor, omuzları dik, yüzünde ciddi, kendinden emin bir ifade. Yolun ortasından yürüyüp kapının hizasında durdu. Yaklaşmadan sadece yönünü çevirdi. Tüfeklerden biri çift kanatlı ahşap kapının tek kanadını açtı. Gölge bahçeye girdi. İki tüfekli adam da iç kapıda bekliyorlar. İçeriden yaşlı bir adamla peşinde iki kişi çıktı. Gölgeyi karşılamaya geliyorlar.
Hoş geldiniz. Tokalaştılar. Gölge diğer eliyle de patpatladı. Resmi tokalaşma karşılıklı içten bir el tutuşmaya dönüştü. Yürüyerek mi geldiniz? İsteseydin aldırtırdım seni. Ben yürümek istedim. Kıyafetine çamur bulaşmış. Paçasına. Zararı yok. Bu topraklardan gelecek her şeyi kabul edebilirim. O zaman kan bulaşmadığına şükredelim. Uzun entari giymiş örtülü genç bir kadın elinde tepsiyle şark odasını andıran geniş bir salona girdi. Gölge karşıdan ilgiyle bakıyor. Yanındaki genç adam genç kadının aralarına karışmasından rahatsız olmuş gibi. Salonun üç yanına boylu boyunca sedir döşenmiş. İki yanda aşiret gibi bir araya toplanmış takım elbiseli adamlar oturuyor. Kadın tepsidekini önüne bırakırken yaşlı adam keyifsizce gerdan kırdı. Genç kadın hoşlanmış gözlerle kaçamak bakarak gölgeden tarafa geçti. Onun önüne de bir tabak bıraktı. Tabakta lokum tarzı bir tatlı. Yaşlı adam aralarındaki ilgiyi fark etmiş gibi hoşnutsuzca önce gölgeye sonra da genç kadına baktı. Lütfen buyurun. Genç kadın gidiyor. En sevdiğim tatlıdır. Gölge ile genç adam ara duvarın önündeki sedirdeler. Eliyle bir tane alıp ağzına attı. Bir yandan parmaklarını yalayarak kadının arkasından bakıyor. Özlemişim. Yaşlı adam da başladı. Adetlerimizi iyi biliyorsunuz. Bu topraklarda yıllarım geçti. Beni ben yapan yıllar. Sahip olduğun holdingi de bir numara yapan bu mu? Kesinlikle. Bu yüzden döndüm. Şimdi ben de buraya hizmet etmek istiyorum. Sedirlerin arkasındaki pencerelerde tüller ve fonlu perdeler. Lütfen buyurun. Yaşlı adamın sözüyle iki taraftaki adamlar da masalara yaklaştılar. Masaların dışında kalanlarsa daha önceden kenara hazırlanmış puflara oturdular. Cahit ve Kerim bir kenar mahallede dar sokakta yürüyorlar. İleride kahve misali hazırlanmış boş bir arazi. Sakallı etrafında bir grup adamla otururken biri çay servis ediyor. Bak hele neler diyor. Buradan öyle kendi başınıza Avrupa'ya geçmeniz mümkün değil. Denizde boğulur gidersiniz hepiniz. Arkadaşlarınıza söyleyin. Adam başı 2000 euro verirseniz hepinizi Yunanistan'a götüreceğim. Olur. Olur. Cahit ve Kerim yaklaşıyorlar. İşte adam orada. Sakallı işkillenerek bakıp çayını yudumladı, kaçıyor. Ne oluyor? Adam kaçıyor abi. Bu? Kerim peşine düştü, Cahit duruyor. Hiçbir yere kaçamaz. Cahit geldiği yönden ağır adımlarıyla geri gidiyor. Sakallıyla Kerim peş peşeler. Restore edilmiş bir binanın yanından geçtiler. Cahit ara sokaklardan birinde. Adımlarını hızlandırmış ama koşmuyor. Sakallı ardına bakmadan var gücüyle topukluyor. Sokaklar dar, evlerin çoğu eski, bakımsız. Sakallı yolun sonunda sağa döndü. Kerim yokuş aşağı koşuyor. Aynı yöne saptı. Cahit başka bir sokağın köşesine gelip sakince yolun iki tarafına bakındı. Kimseyi göremeyince karşıya geçti. Sakallı adam iki yanı taş duvarlı bir yolda son sürat kaçmaya devam ediyor. Kerim peşinde ama arayı açmış. Cahit koşar adım tekrar karşıya geçti. Sakallı arkasını kollayarak sokak merdivenliğine çıkıyor. Tepkiyi atlatmış gibi yavaşlayıp yorgunluktan iki büklüm halde duvarın dibine geçti. Alnının terini sildi. Geldiği yolu kollarken diğer taraftan omzuna bir el dokundu. Cahit'miş. Sakince karşısına geçti. Niye kaçıyorsun kardeşim? Ben hiçbir şey bilmiyorum. İyi de daha bir şey sormadık ki. Sen polis misin? Kerim yeni geliyor. Bak kardeşim, polis olsam şimdi bileğine kelepçeyi takıp götürmüştüm seni. Bir dur da adam gibi konuşalım. Ne istiyorsunuz benden? Almanya'ya gitmek istiyorum. Uçağa bin git. Ben ne yapayım sana? Cahit sanki adamı gebertmemek için kendini zor tutuyor. Bizi Faruk Bey'le görüştür. Onu nereden tanıyorsunuz? Benim bütün ailemi Avrupa'ya o götürdü. En son ben kaldım. 4 arkadaşım daha var. Almanya için adam başı 3000 euro veririz. Paramız hazır. Etkilenip sakallarını sıvazladı. Sen ne istiyorsun? Bunları İstanbul'a ben getirdim. Daha gerisi de var. Ha.
Sakallı adam elini montunun iç cebine atıp not defteriyle kalem çıkardı, Kerim'e uzattı. Buraya adımı telefonla yaz. Kerim aldı, yazıyor. Sakallı adam şimdiden heyecan basmış gibi dudaklarını ıslattı. Cahit elinden geldiğince yumuşak bakmaya çalışıyor ama yine de sert. Sakallı ister istemez tırstı. Kerim'in uzattığı defterle kalemi kapıp çabucak yazılanlara bir göz attı. Vakit kaybetmeden gitmeye yeltendi. Hadi eyvallah. Cahit kolundan kavrayıp karşısına geri çekti. Bizim işimiz acele. Faruk Bey neredeyse haber ver, biz yanına gidelim. O işler öyle olmuyor. Ben doğrudan ona ulaşamam. Nerede olduğunu da bilmiyorum. Aracılarla haber göndereceğim. İstersen sizi ararım. Cahit Kerim'e bakıp Sakallı'ya sokuldu. Ararsan benim göndereceğim her adamdan sen de payını alırsın. Sakallarını sıvazlayıp onayladı, kaçar gibi koşarak uzaklaşıyor. Cahit ile Kerim ardından bakıyorlar. Ne yapacağız? Bekleyeceğiz. Sen de çok iyi bilirsin ki buralarda hüküm sürmek için para yetmez. Dengeleri bozacak olursan en ufak bir harekette başını ezerler. Yemek faslı bitmiş. Bu konuda endişeniz olmasın. Buraya yalnızca paramla gelmedim. Bölgeyi yöneten güçler tarafından yepyeni bir denklem kurmakla görevlendirildim. Şayet anlaşabilirsek, siz ve aşiretiniz bu yeni denklemde çok avantajlı konumda bulunacaksınız. Bizden tam olarak ne istiyorsunuz? Topraklarınızı benim için yönetmenizi. Adamlar şaşkın, biri alaycı gülümsedi. Daha açık ol. Neyin peşindesin? Cennetin. Gölge bozuldu, ciddiyetle karşıya bakıyor. Dostum, cenneti buralarda bulamazsın. Dostum, ben cenneti aramıyorum. Onu bizzat ben kuracağım. Yaşlı adam gölgeye bakarak tutuldu kaldı. Gölge kararlı ifadesiyle önüne döndü. Adamların yüzlerindeki alaycı gülümseme yerini hayran bir tebessüme bırakmış. Mescid-i Aksa, Kudüs yazdı. Daha önce Martin'le görüşen sarışın kadın aynı odada elindeki tabletten bir sayfaya göz atıyor. Efendim? Tamam. Telefonu kapatıp tekrar masaya bıraktı. Oymalı ahşap sandalyesinden kalktı. Tableti kapatmış, masanın üzerindeki dosyalara çeki düzen verdi. Tableti kenardaki dosyaların üzerine bıraktı. Ardından saçlarına ve eteğine çeki düzen verip cam masanın yan tarafına geçti. Oradan da son düzenlemeleri yapıp zorun başlangıcındaymış gibi gözlerini kocaman açtı. Sonra artık hazırmışçasına kapıya döndü. Takım elbiseli görevlinin açtığı kapıdan Martin girdi. Sarışın kadın oymalı sandalyenin arkasında bekliyor. Martin kadınla göz teması kurmadan masanın başına geçti. Hoş geldiniz. Buyurun lütfen. Gözü masanın köşesindeki yontma ahşap bibloya takıldı. Elini aldı, incelercesine bakıyor. Bunu sen mi buldun? Rose mu götürdü? Bayan Rose sizin için aldığını söyledi. Elindeki başı ve kanatları kartala, bedeni aslana ait mitolojik bir yaratık. Geri bıraktı, yerine geçiyor. Üzerinde beyaz gömlek, koyu renk takım elbise ve yeşil kravat. Sarışın kadın güleç yüzüyle onu izliyor. Martin yapması gerekeni beklermiş gibi imayla gözlerini ona dikti. Mesajı alıp masanın karşı tarafına yürüdü. Martin ellerini masaya koydu, bekliyor. Kadın elinde bir dosyayla geldi. Size vermemi istediği dosya bu efendim. Ve tüm bilgilerin burada olduğunu söyledi. Martin sert mizacıyla uzanıp aldı dosyayı, kapağını açtı, içine bakıyor. Sarışın kadın saygı çerçevesinde gülümseyerek dikiliyor. Ayrıca sizin için başka bir haber bıraktı. Gölge hakkında mı? Evet. Zübap aşiretiyle bir görüşme yapmak üzere Irak'a geldi. Doğru tercih yapmış. Martin bir arka sayfaya geçti. Efendim, asayı kime vereceksiniz?
Martin dikkat kesilerek dönüp bakınca haddini aşmış gibi mahcup oldu. Gerçek sahibine. Kadın anlamaya çalışırcasına düşünerek bakışlarını yere çevirdi. Polat işkence mekanında köseli ayakkabısının uçlarına damlamış kan lekelerini yere silkeledi. Ceketinin önünü toparlayıp ellerini arkasına kavuşturdu, ortaya yürüyor. İzbandut adamla aynı amaç doğrultusunda çalışan kumral adamı sırt sırta bağlayıp yere diz çöktürmüş. İkisini de fena hırpalamışlar, yüzleri gibi gömlekleri de kanlı. Polat ayakkabısına bulaşan kanı kumral adamın pantolonuna sildi. Kumral adam bitkin, başı önde, boyun eğmiş. Polat gezintiye devam ederek biraz öteye yürüyüp geniş açıyla döndü. İzbandut'un önüne dolandı. İzbandut bakışlarını yere sabitlemiş. Polat turluyor. Hepinizin tedavi gördüğü kliniği bulduk. Kumral adamın karşısında durdu. Siz de bu kirli tezgahın içinde misiniz? Ha? Ayağıyla göğüs kafesinden itip kafasını kaldırttı. Ne anlattığını bilmiyorum. Sakince kafa salladı, turluyor. Yolun sonuna geldiniz, onu anlatıyorum. Avuçlarını sürtüp parmaklarını kenetledi, geriye doğru esneterek kütletti. Kumral adamın yukarıda tutamadığı başı yere düşmüş. Zeynep'e ulaşmamı sağlarsanız sizi bırakırım. Önünden geçtiği sırada cevap beklercesine kumral adama baktı, durmadan devam edip İzmandut'un önüne geldi. Mekan inşaatı tamamlanmamış, boş bir daire. İçinde oldukları büyük alan üç tarafından şeffaf naylon gerilerek daraltılmış. Yan cephede çerçeveleri takılmamış, karanlığa bakan pencere boşlukları. Polat yaklaşıp saçlarına yapışarak başını kendine kaldırttı. Zeynep'le bağlantınız olduğunu biliyorum. Boşuna onu korumaya çalışmayın. Öyle birini tanımıyoruz. Sadakatinizi anladım. Aranızda güçlü bir bağ olduğu da kesin. Sertçe bıraktı. Ama daha kesin olan bir şey var. O da... ben bir şeyi söyleyeceksiniz dediğim zaman... söyleyeceksiniz. Söyleyeceksiniz! İki yanından avuçlayarak kulak kısımlarına vurdu. Dediklerinden hiçbir şey anlamıyorum. Bir şey bilsem söylerim ama Zeynep diye birini tanımıyorum. Polat aklına bir şey gelmiş gibi düşünerek geçmişe gitti. Doktorun odasında dosya dolabından Meryem'inkini bulup aldı, kapağını açtı. Birkaç sayfa çevirip hasta raporunu okumaya koyuldu. Hastaneye yatıran kişi Asya Tuna adına kayıtlı. Şimdi Polat olanı biteni anlamış gibi başını kaldırıp tekrar yapıştı İzbandut'un saçlarına. Peki Asya Tuna'yı tanıyor musun? Öbürü başını bir anda kaldırıp yana çevirdi, sonra korkuyla önüne döndü. Başı yine yerde. Ben hiçbir şey bilmiyorum. Polat başını sakince öne sallayarak İzbandut'u bırakıp kumral adamın yanına dolandı. Önünden geçip çıkışa yöneldi. İzbandut'un karşı tarafında kalan naylonun tepelerine kadar kan sıçramış. Arkasından gün ışığı vuruyor. Spor salonu dersliğe çevrilmiş. Eğitimdeki siyahlı gençler sıralarda. Şu an disiplinlik bir durum olmadığından aralarında sohbet ediyorlar. Daha önce onlara eşlik eden Dark River'lı kadın gözetmenler yazı tahtasının birer yanında rahat pozisyonundaki asker duruşundalar. Sen ne zamandır buradasın? Unuttum. Siz nereden geldiniz? Biz Suriyeliyiz. Artık değilsiniz. Hepimizin ortak vatanı Asya'ya hoş geldiniz. Suriye'den gelenler merakla dönüp baktılar. Asya içeri girdi. Yapılı adam elinde dosyalarla peşinden girdi. Gözetmenlik yapan kadınlar hazır ola geçerken eskiden kalanlar ayağa kalktılar. Onlar kalkınca Suriyeliler de kalktılar. Asya yazı tahtasının önünde durup sıralara döndü. Asya'nın emrindeyiz! Asya'nın emrindeyiz! Asya'nın emrindeyiz! Asya oturun diye işaret etti. Yapılı adam bir adım gerisinde. Gençler oturdular. Dağıt. Yapılı adam dosyaları gözetmenlik yapanlara verdi, onlar dağıtıyorlar. Asya sıralara yaklaşıyor. Hepiniz farklı coğrafyalardan, farklı milletlerden geldiniz. Önlerinde geziniyor. Hepinizin kaderleri farklıydı. Şimdi burada yan yana oturmuş beni dinliyorsunuz. Çünkü bunu ben istedim.
Bundan sonra kaderinizi ben yazacağım. Gözetmenler yerlerine geçmişler. Yapılı adam gibi siyah tişört, siyah asker pantolonu ve siyah postallılar. Aranızda eskiler var. Yeniler var. Ölüler var. Diriler var. Kimin eski, kimin yeni, kimin ölü, kimin diri olduğunu ben biliyorum. Uzun uzun bakıp kararlı gözlerle yapılı adama döndü. Ben yeniden gelinceye kadar hepsinin eti senin, kemiği benim. Yapılı adam onayladı. Asya tekrar sıralara döndü. Kendini unutturmak istemezmiş gibi otoritesini koruyarak tavizsizce bir süre bakıp kapıya yöneldi. Yapılı adam gitmesini bekleyip disiplini ele alarak sıralara yaklaştı. En az Asya kadar o da sert. Dosyada yazan her şeyi sabaha kadar ezberleyeceksiniz. Gençler siyah dosya kapaklarını kaldırdılar. İlk sayfa başlığı Babil Medeniyeti. Yusuf arazi aracını yolun karşısına park etmiş, açık bir bahçe kapısından içeri girdi. Bir villanın girişteki sütunlarının arasından geçip beyaz çelik kapıya yürüdü. Önünde durdu, gergin bir halde bir süre bekleyip zile uzandı. Birlikte Şiddet hapishanesinden kurtuldukları kıvırcık saçlı adam başını çalışma masasından kaldırıp gözünü çıkardı ve kaygıyla kapıya yöneldi. Çalışma masası şömineli geniş salonun köşesinde, yan ve arka cephesinde kocaman bir kütüphane var. Kıvırcık saçlı kapının gerisinde durup görüntülü diyafona baktı. Yalnız olup olmadığına emin olmak istercesine bir de mercekten göz attı. Gel içeri Yusuf. Yusuf belli belirsiz arkasını kollayarak girdi. Yusuf bekliyor. Kıvırcık saçlı buyur diye yol gösterdi. Birlikte yürüyorlar. Antreden 2-3 basamakla salona indiler. Kıvırcık saçlı bu sefer de koltuklara doğru elini uzattı. Kusura bakma, etraf biraz dağınık. Estağfurullah. Yatık duran klenti kaldırıp pikenin yanına oturdu. Yusuf çaprazındaki koltuğa geçti. Öktem Hoca nasıl oldu? Öktem Hoca hastanede. Maalesef komada. Üzüldüm. Onun gibi önemli bilim adamları çok sık yetişmiyor. Daha önceden tanışıyor muydunuz? Şahsen değil. Ancak başarılı çalışmalarından haberdardım. Neden Şiddet tarafından kaçırıldığına dair bir fikriniz var mı? Bu topraklarda bilimsel çalışmalar yürütmek her zaman hayati tehlikeler için bir sebep teşkil etmiştir. Ama son dönemde ne üzerine çalıştığını bilmiyorum. Siz de mi benzer bir sebepten dolayı kaçırıldınız? Ben özel bir durum için Irak'taydım. O kadarını söyleyebilirim. Bu özel durumun çalışmalarınızla bir ilgisi var mıydı? Bu soruyu Fehmi Kuzuzade'nin oğlu olarak mı soruyorsun? Yusuf gerilip sıkıntıyla düşünerek önüne döndü. Kim olduğunu biliyorum Yusuf. Benim de kim olduğumu, ne üzerine çalıştığımı bildiğinden eminim. Yoksa bütün bunlar tesadüf olamaz. Anlayamadım. Çalışmalarımız tam sonuç vermişken kendimi bir anda Irak'ta bir şerit hücresinde buluyorum. Ve Türkiye'nin en önemli ailesinin veliahtı gelip beni kurtarıyor. Daha sonra babanın ve ortaklarının çalışmalarıma olan ilgisini öğreniyorum. Bütün bunlar sana da garip gelmiyor mu? Altay Bey, beni çok yanlış anladınız. Ben size sadece Öktem Hoca hakkında bir bilginiz var mı diye sormaya gelmiştim. Maalesef delikanlı. Öktem Hoca hakkında bir şey bilmiyorum. Şimdi izin verirsen çalışmalarıma geri dönmem gerekiyor. Yusuf'un sözlerine tamah etmeyip kibarca kovarcasına kalktı. Bozularak tamam diye kafa sallayıp Yusuf da kalktı. Altay koltuğun başına kadar peşinden yürüdü, uğurlamadan çalışma masasına döndü. Mete park halindeki aracın içinde arka koltukta adamı direksiyonda. Mete Bey. Şu anda Altay'ın ofisinin önündeyiz. Yusuf Kuzuzade içeride. Ne yapmamızı istersiniz? Yusuf çıkana kadar bekleyin. Sakın göstermeyin kendinizi. O çıktıktan sonra alın getirin adamı.
Tamam efendim. Telefonu kapatıp hışımla yana attı. Dişlerini sıkarak önüne döndü. Neye elimi atsam karşıma Yusuf çıkıyor. Yusuf bahçeden çıkıp aracına geçti. Metin adamları aracın içinde biraz uzaktan dikizliyorlar. Dikkatini çekmemek için hafifçe ortaya doğru kaykıldılar. Yusuf bindi araca. Hadi giriyoruz. İkisi de indiler. Villaya giden yolun kalanını yürüyorlar. Villa yaklaşık 100 metre kadar ötede. Atay gözlüğünü takmış çalışıyor. İrkilerek kapıya döndü. Adamlar silahlarla daldılar. Atay gözlüğünü çıkarıp kapıyı görebileceği açıklığa koştu. Kimsiniz? Ne istiyorsunuz? Konuşma! Seni götürmeye geldik. Bizimle geliyorsun. Yürü! Yürü dedim sana! Yusuf gelip basamaklardakini kabzayla vurarak devirdi. Kıpırdama, vururum adamı! Yusuf namluyu doğrultmuş halde biraz yaklaştı. Adam silahı Altay'ın boynuna tutuyor. Yusuf bacağından vurdu. Adam yıkıldı. Yusuf namluyu indirmeden yaklaşıp silahını aldı. Altay'ın yanına çekildi. Tavırla bakıyor. Altay mahcup gibi. Cahit yüksek bir yerde terası andıran bir açıklıktan denize bakıyor. Bastığı zemin gibi kısa kenarlıklar da beton. Deniz gökyüzünden vuran güneş ışığıyla pırıl pırıl parlıyor. Cahit sahili cebinde kaşlarını çatmış, kederle düşünüyor, bakışları dalgın. Üzerinde yırtmaçlı gri spor ceket, siyah pantolon ve siyah gömlek. Derin bir iç çekti. Geçmiş. Safiye ile akşam yemeğindeler. Safiye kocaman gülümsüyor. Yanı başındaki denize bakıp Cahit'e döndü. Sonra gülümsemesi daha da büyüdü. Ne güzel seni böyle gülerken görmek. Çünkü mutluyum. Çünkü sevdiklerimin yanındayım. Çünkü senin yanındayım. Şimdi Cahit çatılmış kaşlarıyla denize bakmayı sürdürüyor. Geçmiş. Safiye minibüste. Bu sefer mutsuz. Cahit yanına gelip elini tuttu. Safiye de onun elini kavradı. Sakın merak etme. Elif'e ve kendine iyi bak. Tamam. Sen de kendine dikkat et. Cahit okşar gibi saçlarına dokundu. Elif yanlarına geliyor. Cahit gerileyip yol verdi. Elif Safiye'nin yanına geçti. Safiye ona bakıp gülümserken Cahit'e dönünce bakışlarını yine endişe bürüdü. Erhan hareket etmek için arkadaki duruma bir göz attı. Cahit sürerek kapıyı kapattı. Şimdi Cahit gözlerini yumarak derin bir iç çekti. Ardından an be an hırslanarak bakışları kısıldı. Önünde ışıl ışıl deniz, karşı kıyıda dağlar, masmavi gökyüzünde pamuksu bulutlar ve güneş. Cahit uçta, arkası dönük. Kerim yanına yürüyor, elinde simit. Simit yer misin abi? Cahit yeni fark edip elindeki simide bakarak ona döndü. Mahcup halde gözlerini kaçırdı. Ben sana sormadım tabii aç mısın diye. Önemli değil abi. Sen daha ne yapacaksın benim için? Simidi tek yerden bölüp istediği kadar alması için uzattı. Afiyet olsun. Elini omzundan indirdi. Şu Faruk denen şerefsizi bir yakalayalım. Söz, o zaman sana bir ziyafet çekeceğim. Kerim lokmasını çiğneyerek onayladı. Kerim'in telefonu. Cahit sabırsızlandı. Tanımıyorum abi. Aç bakalım. Alo. Akşam saat 10'da hazır ol. Gitmek isteyen herkesin parası sende olsun. Tek başına geleceksin. Faruk Bey seninle görüşecek. Nereye geleceğim? Sen dediğim saatte hazır ol, telefon bekle. Telefonu indirip gergin halde Cahit'le bakışarak cebine soktu. Gölge bahçedeki muslukta ellerini yıkadı. 16-17 yaşlarında bir ergen havlu tutuyor. Gölge havluyu alıp ellerini kurularken kapının arkasından tebessümle kendisini izleyen genç kadını gördü. Bir tepki vermeden sadece baktı. Sonra düşünceli bakışlarını havluya indirip diğer yönden gelen yaşlı adama dikti. Genç kadın onu görünce hemen kaçtı. Esmer, zayıf, ince yüzlü, göz makyajlı. Bu akşam sizi burada ağırlamaktan mutlu olacağım. Gölge memnun ifadesiyle yandan kafa eğdi. Akşam senin için hazırladığım hediye gelince gerçekten mutlu olacaksın. Öyle mi der gibi tek kaşını kaldırdı. Polat ofisinde ceketini çıkarmış, gergin halde bir yere odaklı sol gözü seyiriyor. Yaslandığı arkalıktan öne doğruldu. Yanı başında bir bardak çay, laptop'tan arama motoruna Asya Tuna yazdı. Sonuçları beklerken doğrulup çayından ilk yudumu aldı. Gözü monitörde.
Bardağı bıraktı. Başını tekrar ışığı yüzüne vuran monitöre çevirdi. Sol elini dudağına götürüp işaret parmağını gezdirdi. Sonra tekrar indirdi. Gözlerini monitörde dolaştırarak bir şeyler okudu. Sonra önüne bir sayfa açtı. Agent Security başlığının altında Arapça yazılar yazıyor. Araştırmaya devam ederek hafifçe geriye yaslandı. Ardından tekrar eğilip klavyeyle bir şeyler yazmaya koyuldu. Bakışları gergin, kaşları çatık, ifadesi sert. Yanı başında çayı, bileğinde siyah kayışlı saati. Polat pür dikkat araştırmasına odaklanmış. Akşam vakti puslu gökyüzünde dolunay. Polat hala laptopun başında, arama safhasını geçmiş gibi geriye yaslanmış, baş parmağını dudağında oynatarak monitöre bakıyor. Karşısında Agent Security başlıklı sayfa açık. Gel. Sen dur. Kerim kapıda kaldı. Beklediğimiz telefon geldi abi. Polat hareketlenip monitörü indirdi. Nereye çağırıyorlar? Kalktı. Eminönü'nde Vefa tarafına abi. Kotun arkalığından ceketini aldı, giyerek geliyor. Kerim içerisi onun mahremiymiş gibi, başı önde, bedeni yana dönük. Asla abi, bakmıyor. Abi yalnız Kerim'i de yanımıza almamız gerekecek. Neden? Abi Faruk'la buluşma orada olmayacakmış. Kerim'i yoldan alıp sonra o Suriyeli adamın yanına götüreceklermiş. Polat çıkıyor, Kerim hala çevirmedi başını. El pençe divan duruyor, geri geri yürüyüp yol verdi. Sokağın köşesinde görkemli bir bina. Bükreş yazdı. Altın varaklı koltuklarla saray gibi döşenmiş şık bir daire. Martin kendine yol gösteren takım elbiseli adamın arkasından içeri girdi. Buyurun. Adam durdu. Martin'in koltuğa geçmesini bekliyor. İçerisi son derece şık ve zengin döşenmiş. Tepede spot aydınlatmalar, pencerelerde fonlar, altın yaldızlı süsler. Martin koltuğun önüne gelince takım elbiseli adam selam vererek çıktı. Martin çantayı örtüsü boncuk işlemeli sehpaya koyup öyle oturdu. Karşı kapıdan takım elbisesiyle Arthur çıktı. 13-14 yaşlarında, kırmızı halının üstünden yürüyerek Martin'in yanına geldi. Martin ayağa kalkıp saygıyla dikildi karşısında. Saygılarımı kabul edin. Önce Arthur, sonra Martin oturdu. Arthur'un bakışları masanın üzerindeki çantaya takıldı. Bana ne hediye getirdiniz? Arthur çaprazındaki tekli koltukta, yaşına göre olgun, ağırbaşlı. Martin çantanın kapağını açtı. Arthur aşırı tepki vermeden sadece hayret etmiş gibi kaşlarını kaldırdı. Martin gülümseyerek izliyor. Arthur renkli gözlü kumral. Asaya bakarak dalıp gitti. Arthur elinde asayla tahta. Kapıda şık, yaşlı majeste. Gergin bakarak yanına yaklaşıyor. Sana bununla oynamanın tehlikeli olduğunu söylemiştim. O yüzden seviyorum işte. Majeste yere dayalı asanın sapını tuttu. Şimdi Arthur bakışlarını asadan kaldırdı. Bir gün benim olacağını biliyordum. Martin gülümseyerek kapağını kapattı. Bir gün sizin olacak Arthur. Ben o gün gelene kadar sizin adınıza bu emanetin koruyucusu olacağımı söylemeye geldim. Bunu neden yapacaksınız? Benim elimde tarihi bir sembol gibi duran bu asanın doğru zamanda gerçek sahibinin, yani sizin elinize geçince sihirli bir değnek olacağını biliyorum. Vaatleriniz gerçek olursa siz de o günden sonra sonsuza kadar benim en yakın dostum olursunuz. Martin atlamadan ölümü dercesine başını eğmekle yetindi. Kalktılar. Kardeşiniz Martin'in ölümüne çok üzülmüştüm. Ancak sevgili Karun, sizin yerinizde o olsaydı farklı hareket ederdi. Size katılıyorum Arthur. Bence de Martin farklı hareket ederdi. Konuşacak çok şeyimiz var. Bir süre misafirim olun. Bundan büyük zevk duyarım. Ancak İstanbul'da yapılacak bir toplantı için hazırlanmam gerekecek. Artık burası sizin eviniz Karun. Rahatınıza bakın.
Arthur gidiyor. Martin'in birebir benzeri olan kardeşi oturdu. Arthur kırmızı halıdan geldiği kapıya geri gidiyor. Etrafta kimseler yok. İçeri girip kapıyı kapattı. Yusuf Amerikan mutfaktan elinde tepsiyle salona geçti. Ceketini çıkarıp yiyecek bir şeyler hazırlamış. Altay gergin halde pencereden döndü, yaklaşıyor. Yusuf tepsiyi sehpaya bıraktı. Bunlar ne demek oluyor delikanlı? Neden getirdin beni buraya? Sizin güvenliğiniz için. Ben fark edip geri dönmeseydim sizi kaçıracaklardı. O adamları sen mi getirdin peşinde? Hayır. Ben takip edilmediğimden eminim. O zaman kimdi o adamlar? Nasıl buldular benim izimi? Merak etmeyin. En kısa zamanda öğreneceğim. Lütfen rahatınıza bakın. Bana güvenin. Ben kimseye güvenmemeyi öğreneli çok uzun zaman oldu delikanlı. O zaman öğrendiklerinizin bir kısmını unutana kadar burada kalmanız gerekecek. Yusuf gidiyor. Altay elleri cebinde, küstahlığı karşısında şaşırmış gibi ardından baka kaldı. Açılan kapıdan karanlık bir odaya Yusuf girdi. Karşısına bakarak ışığı yaktı. Baktığı tarafta Mete'nin adamı sandalyeye bağlanıp fena halde hırpalanmış. Başını yukarıda zor tutuyor, ağzı bezle kapanmış. Yusuf yaklaşıyor. Diğer adam da aynı şekilde bağlı. Yarasının olduğu bölgeye sıkıca beyaz bir bez bağlanmış. Depo gibi basık, penceresiz bir yerdeler. Yusuf adamlara bakıyor. Bakalım hanginiz acıya daha dayanıklı. Şimdi ağzını çözeceğim. Sana sorduğum her soruyu eksiksiz cevaplayacaksın. Basamaklarda yıktığı bıyıklı adamın ağzını açtı. Kim gönderdi sizi? Söyle. Bilmiyorum diye başını iki yana salladı. Yusuf arayış içinde sağına soluna bakınıp duvarın dibine yürüdü. Dipte istiflenmiş odunlar, yanındaki rafta tıkış tıkış ıvır zıvır eşyalar, köşede boya kovaları. Yusuf eline başı çıkmış kazma sapı gibi bir sopa alıp geri geldi. Konuş. Adam tekrar kapı sallayınca hışımla çenesine vurdu. İki ucundan yatay tutuyor. Adam bayıldı. Sıra diğerine geldi. Önüne geçip sopayı avucuna vurdu. Tehditkarca gözdağı verir gibi bakıyor. Sopanın ucuyla kuşun yarasını dürttü. Hadi anlat paşa paşa. Çözeyim ellerini. Arkadaşın uyurken kaçar gidersin. Ağzından bağ indirdi. Konuş lan. Sopanın ucuyla yaraya bastırıyor. Konuş lan. Kimin adamısınız siz? Konuş lan. Sopayı kaldırdı. Yaşlı adamın evinin garaj kapısı açıldı. Kapının yanında takım elbiseli adamlardan biri bekliyor. Gölgeyle yaşlı adam dip tarafta karşı karşıya dikilmişler. Karşıdan gelen siyah ciplere bakıyorlar. İçerisi apliklerle aydınlatılmış, oldukça geniş ve uzun. Sağ taraflarında kemerli geçitlerle bahçe. Ard arda iki cip girdi içeri. Öndeki plakasız. Arkasındakinin plakasında Arap harfleri var. Peş peşe durdular. Gölgenin yüzünde ciddi ve kendinden emin bir ifade. Takım elbiseli sürücüler araçlardan inip kapıya yöneldiler. Öndeki bagaj kapısını açıp öyle durdu. Onlarla birlikte kapıdaki görevli de çıktı. Gölgeyle yaşlı adamı yalnız bıraktılar. Kapıyı dışarıdan kapatıyorlar. Gölge adama işaret etti. Öndeki arabanın bagajına yürüyorlar. Yaşlı adam ak saçlı, gri takım elbiseli. Gölge aralık kapıyı kaldırdı. Spor bir çanta tutuyor. Fermuarın birazını açıp geri çekilerek kalanını yaşlı adama bıraktı. İçinde balya balya dolarlar var. Yaşlı adam birini alıp şaşkın ama memnun bir şekilde gölgeye baktı. Sonra bir tane daha aldı. Gölgeye dönüp bir şeye olur verir gibi başını eğdi. Gölge de anlaştık der gibi aynı şekilde karşılık verdi. Adam paraları geri bıraktı. Gölge geriden küçümsercesine bakıyor. Yanda para dolu ikinci bir çanta daha var. İki balya da ondan çıkardı. Onlara da bakıp gölgeye döndü. Aynı şekilde olur verdi. Yine karşılığını aldı. Bagaja dönüp çantaya uzandı. Kerim tenha, ıssız bir sokakta elleri cebinde yol gözleyerek bekliyor. Arkasında büyük depo kapılı alçak binalar. Tekin'in ofis katının camları kırık, bitişiğindekinin ışıkları yanıyor. Kerim ellerini beline yaslamış, beklemekten sıkılmış halde volta atıyor. Karşıdan farları yolu aydınlatan bir araç yaklaştı. Yan koltukta sakallı adam. Yalnız mı geldin? Evet. Para hazır mı? Montunun iç cebinden çıkardı.
Hepsi burada. Adam poşeti açtı, içine bakıyor. Zarfta bir tomar, yüzer euroluk banknotlar var. Sakalı kontrol edip direksiyondakiyle bakıştı. Atla. Arkaya bindi. Araç hareket etti. Bond çantaya deste deste yüzlük ve iki yüzlük euro yerleştiren bir çift el. Çantanın başındaki Faruk'muş. İki adamı geride dikiliyor. İçeride istiflenmiş ahşap kolilerle tahta ızgaralar. Sarışın bir adam yanlarına geldi. Haber var mı? Geliyorlar Faruk Bey. Tamam, o işi de halledelim. Kapattı çantayı. Bugünlük yeter. Sen bunu arabaya götür. Beni orada bekle. Tabii ki Faruk Bey. Kerim'in bindiği araç seyir halinde. Sakallı adam başını geriye çevirip tehlike var mı diye arkasını kolladı. Kerim gergin. Araç yoldan sağa saptı. İki tarafta ormanlık alan. Plakası 34ST173. Beyaz sedan. Yolun iki tarafında karşılıklı sokak lambaları yanıyor. Araç sağ tarafa yanaşıp kendilerini bekleyen iki adamın önünde durdu. Biraz ileride kapının önünde başka bir sedan araç daha duruyor. İki tarafta depo binaları. Bekleyen adamlardan biri Faruk'un paraları gönderdiği kumral adam. Direksiyondakiyle sakallı adam arabadan indiler. İn aşağı. Sakallı diğerlerinin ortasına geçti. Öbürü kapının yanında bekliyor. Kerim indi arabadan. Üstüne bakın. Kerim kollarını iki yana kaldırdı. Sakallıya nefretle bakıyor. Kumral adam dikkatle arıyor. Kerim esmer, sakallı ve bıyıklı, zayıf bir adam. Kumral adam yukarıdan aşağı doğru montunun ceplerine inince duraksayıp çakıyla telefon çıkardı. Ne yapacaktın bunlarla? 5 gündür sokaklardayım. Hayatta kalmak kolay mı? Dışarı çıkarken geri alırsın. Gidiyorlardı. Araba sesini duyup döndüler. Gelen Polat'ın arabası. Direksiyonda Cahit silahlarını pencereden uzatıp birer tane vurdular Polat. İnip diğerlerini de vurdu. Çabuk çıkarın beni buradan. Kapıya koştular. Son kalan adam arabayı kendine siper almış. Çekmek için doğrulunca Polat'ın kurşunuyla vuruldu. Kerim binanın yanındaki küçük taş duvarın arkasına sinmiş. Polat'la Cahit temkinle o tarafa yürüyorlar. Polat önde. Cahit arkadan kollayarak yürüyor. Kerim sindiği yerden çıkmadı. Polat yanından geçti, ilerliyor. Barun adamlarından biri içeriden kapıya geldi. Abi! Ateş ediyor. Cahit geri koşup arabanın kapısını kendine siper etti. Polat binanın yan tarafına geçmişti. Görünmüyor. Adamlardan biri Cahit'i oyalarken diğeri Faruk'u arabaya geçirdi. Polat köşeden çıkıp arabanın yanındakini vurdu. Kapıdakini de Cahit indirdi. Faruk elinde bomb çantayla arabadan indi, kaçıyor. Buyur! Ellerini yukarı kaldırıp durdu. Cahit yanına koşuyor. Polat yürüyor. Kerim sindiği yerden çıkıp peşinden giderken Polat kalmasını işaret etti. Kerim geri gitti. Dizlerini arkasından tekmeleyip çöktürdü. Sırtına silah dayadı. Vurmayın. Ateş etmeyin. Ne isterseniz veririm. Beni öldürmeyin. Kes lan. Polat gelip namluyu havadaki elinin tersine dayadı. Karşısına geçiyor. Kimin için yapıyorsun bu işi? Çantayı açtı. Bunun için. Paraları gösteriyor. Polat tekmeledi çantayı. Benim tek derdim para. Alın, hepsi sizin olsun. Yaşamana izin vermem için bana işime yarayacak bir şey söyle. Yeter ki yaşamama izin verin. Bildiğim her şeyi anlatırım. Ne biliyorsun? Mültecilerin Suriye'den Türkiye'ye nasıl girdiklerini ve buradan hangi yollarla... Başka! Avrupa'dan seçilen sabıkalıları Şedid'e gönderen şebekeyi biliyorum. İş yaptım onlarla. Başka? İki namlu arasında sıkışıp kaldı. Kerim geriden seyrediyor. Zeynep diye biriyle de iş yaptın mı? Hayır. Asya Tuna? Hayır. İyi düşün. Yemin ederim bilmiyorum. Konuş lan. Organ kaçakçılığını kiminle yapıyorsun? Ariel diye bir ortağım var. Hem İstanbul'da, hem Şam'da, hem Bağdat'ta. Bir sürü, her tarafta bağlantıları var. Birlikte çalıştığı adamla beraber Türkiye'ye yeni geldiler. Kimmiş birlikte çalıştığı adam? Kim? Gölge diye biri. Polat'la Cahit gözleri büyüyerek bakıştılar. Kim? Onun kim olduğunu bilmiyorum. Ama ona nasıl ulaşacağınızı biliyorum. Şu anda Irak'ta.
benim akrabalarımla görüşüyor. Gölgeyle bakışan ince yüzlü genç kadın iki yanında birer örtülü kadınla sokakta yürüyor. Sohbet edip gülüşüyorlar. Bir bahçe kapısının önüne geldiler. İnce yüzlü kadın ikisiyle de öpüştü. Onlar bahçeye girdikleri sırada yoluna tek başına devam ediyor. Sokak loş, ıssız. Gölgesi önüne vuruyor. Yan tarafında yüksek bir bahçe duvarı, duvarın tepesinde sık ağaç dalları. Başka bir gölge daha düştü yola. Genç kadın fark edip başını hafifçe arkaya çevirdi. Yerdeki gölgeye baktı. Korkudan başını tam çevirip kim olduğuna bakamıyor. Arkadan ilerleyen gölge kadına daha da yaklaştı. Baş kısmı onunla aynı hizada. Gölge kayboldu. Kadın korkuyla durup bakınırken gölgenin asıl sahibi olan gölge geriden elini ağzına kapatıp duvarın arkasına çekti. Asya seyir halindeki lüks minibüsün arka koltuğunda kucağındaki laptopla ilgileniyor. Ortadan ayrık siyah saçlarının uçları dalgalı. Yan ve orta taraftaki pencerelerin perdeleri çekilmiş. Kırmızı masaüstü laptopun ekranına önce küçük küçük 3 farklı veri tabanı geldi. Sonra başka bir pencere açıldı. Benden kaçamazsın Zeynep. İster Avrupa'ya git, ister Asya'ya. Polat Alemdar. Bir bu eksikti dercesine bıkkınca iç çekip tekrar baktı mesaja. Sonra gözlerini çevirip yeniden odakladı. Yüzünde içten içe bir tebessüm belirdi. Cahit Faruk'u önüne katmış arabaya getiriyor. Kerim aç şu kapıyı. Polat da yürüyor. Kerim'in sahili ceketinin altında. Hızlanıp açtı kapıyı. Kenara çekildi. Gir içeri. Faruk hışımla kendine çevirip... Cahit arkadan atılıp etkisiz hale getirdi. Polat arabanın arkasından dolanıp dehşetle karşılarına geçti. Eğilip Faruk'un durumuna baktı. Ne yaptın sen? Kerim suskun halde sakin gözlerini Faruk'a düşürdü. Polat sinirle bakıp kapıya vurdu. Faruk vurulduktan sonra hiç görünmedi. Yaşayıp yaşamadığı belli değil. Polat bir göz atıp çakmak çakmak bakan gözlerini Kerim'e dikti. Karanlık. Bu dizinin betimlemesi Kanal D tarafından Sesli Betimleme Derneği'ne yaptırılmıştır. www.seslibetimlemederneği.com Sesli Betimleme metin yazarı Nezahat Çalkamcı. Seslendiren Emine Kolivar. Altyazı Bülent Temur, Tugay Çiftçi, Çağrı Doğan. İşaretleri Hasan Hüseyin Korkmaz. Son kontroller Fulya Akbaba, Beliz Coşar, Samet Demirtaş. Teknik yapım Derya Kulezi, Umut Doğan. Yönetmen Doğan Ümit Karaca. Yapımcı Pana Film. Konsept Necati Şaşmaz. Senaryo Murat Koca, Cahit Kayaoğlu, Selma Hacı Osmanoğlu. Senaryo danışmanı Ökten Başol, uygulayıcı yapımcı Sadi Can Polat, tretman Bahadır Atasoy, İsmail Aydın, ikinci yönetmen Selahattin Sancaklı, yapım koordinatörü Fahrettin Kayaoğlu, müzik Gökhan Kırdar, kurgu yönetmeni Kemalettin Osmanlı, yardımcı yönetmen Evrim Yönel, sanat yönetmeni Tolunay Türköz, kast Aslı İsmailoğlu kastim, kostüm şefi Didem Umurhan. Bu bölümü www.kanalde.com.tr'den izleyebilirsiniz. Bu bölümün engelsiz erişimini engelsiz.kanalde.com.tr'den izleyebilirsiniz. Düşünce ve önerileriniz için izleyici temsilcisi kanalde.com.tr 0212-478-0088 www.kurtlarvadisi.com www.panafilm.com Beyaz zeminde uçuşan siyah P ve A harfi sarı bir fonun içinde kaldı. Çevresi siyah çerçeveli logonun altında Pana Film yazdı.